Evet, Enis müthiş bir program oldu yani. Ben Evet. 3 yatırımı da böyle detaylı dinleyince hep şey dedim ya, keşke biraz daha fazla yatırım yapsaydım. İkinci sezon sonrasında, üçüncü sezona başlamadan özel bir programla karşınızdayız. Çok önemli gelişmeler hayata geçti Türkiye'de ve paya dayalı kitlesel fonlama start aldı. Girişimlerini yatırımcılarla bir araya getirmiş girişimci dostlarımız var. Onları ağırlayacağız. En çok zorlandığın kısım da belki... Herkese merhaba. Bizim bir görevimiz var. Sporcu, antrenör ve takımların hayatını kolaylaştırmak. Biz de 2023 yılındaki oyun ihracatı hedefine katkıda bulunmak için Fernvale ile projesini tasarlıyoruz. Lezzetli bir Birlikte, girişimimiz geliyor şimdi. evet, biraz karnımız acıkacak belki bu saatte ama Evet. inşallah Hepinize geldiğinde. Hamurla Operasyon Merkezi'nden merhaba diyorum. Evet, değerli dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Valorem Team'in sunduğu değer katan eğitimlerde yine tekrar birlikteyiz. İkinci sezon sonrasında, üçüncü sezona başlamadan özel bir programla karşınızdayız. Birkaç gün önce duyurularını yaptık sizlerle. Türkiye girişimcilik ekosistemi için çok önemli bir konuyu geçtiğimiz sezonda sevgili Hakan Yıldız'la, fonbulucu.com'un kurucusu Hakan Yıldız'la beraber masaya yatırmıştık. Harika bir program yapmıştık. Paya dayalı kitlesel fonlama ile alakalı çok önemli gelişmeler olacak yakında diyorduk. Ve hemen yaptığımız programın böyle bir hafta 10 gün sonrasında o çok önemli gelişmeler hayata geçti Türkiye'de ve paya dayalı kitlesel fonlama start aldı. O tarihten bugüne de yaklaşık böyle 2-2,5 ay geçmiş olabilir. Çok güzel gelişmeler var. Bugün bütün bunların detaylarını dinliyor olacağız birlikte. Ama şuraya hemen yukarıya daha önce yaptığımız, sevgili Hakan Yıldız'la yaptığımız ilk eğitimin canlı yayının kaydını da koyuyorum. Oraya da bir göz atmanızı öneririm. Orada da çok güzel konuları, çok özel soruları kendisine yönelttik. Bütün detayları almıştık. Bu akşam o bütün detayları alamayacağız. Çünkü bu akşam burada bu platformda fonbulucu.com üzerinde girişimleri yatırımcılarla, potansiyel yatırımcılarla bir araya getirmiş girişimci dostlarımız var. Onları ağırlayacağız birlikte. Tabii bu eğitimler, bu toplantıları biz yaklaşık 2 yıldır Valorem Team olarak değer katan eğitimleri 2 yıldır düzenli olarak yapmaya gayret ediyoruz. YouTube'da Valorem Team kanalımızda müthiş bir kütüphane oluştu. Şimdiye kadar 140 bölüm yaptık. Alanında uzmanlarla, profesörlerle, doktorlarla, danışmanlar aklınıza girebilecek birçok farklı sağlıktan tutun da işte pazarlama konularına, kişisel gelişime aklınıza gelebilecek birçok konuda eğitimler yaptık. Bunların hepsine YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz mutlaka abone olun ve bu videoları izlerken de videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hem bizim için hem sizin için iyi. Çünkü yorum yaparsanız, beğenirseniz aynen bu içerikler gibi yeni içerikleri YouTube size önermeye başlayacak. Böyle saçma sapan içerikler görmeyeceksiniz YouTube'a girdiğiniz zaman. Bizim için de iyi çünkü bu video beğenildiğinde ve siz etkileşime geçince daha fazla insana bizim bu eğitimlerimizi ulaştırıyor olacağız. Yani sizlerle birlikte daha fazla insanın hayatına değer katmış olacağız diyorum. Şimdi bugün girişimcilerimizle başlamadan önce fonbulucu.com'u detaylı bir şekilde konuşacağımız, yani girişimcilik ekosisteminde de aslında birçok arkadaşımızın, dostumuzun tanıdığı çok kıymetli bir ismi davet edeceğim. Enis Erdem Yurdatapan bizimle birlikte ve çok kısa süre önce Fonbulucu ailesine katıldı. Ben bu habere çok sevindim. Çok iyi bir birliktelik, beraberlik oldu. Şu dakikadan sonra çok daha güzel çalışmalar olacağına inanıyorum canı gönülden. Enis hoş geldin. Çok teşekkürler abi, hoş bulduk. Güzel sıcak bir giriş oldu. Güzel dileklerin için de çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım Fonbulucu'ya katıldığım için. Önümüzdeki dönemde güzel çalışmalarla inşallah girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacağız. Evet, ben yani seni 3 yıldır belki 3 yılın üzerinde süredir Aynen. tanıyorum ve takip ediyorum. Zaten girişimcilik dünyasında çok güzel işler yaptın şimdiye kadar. En çok zorlandığın kısım da belki girişimleri yatırımcılarla bir araya getirmekti. Evet. Ve burada da o en çok zorlandığın ve sektörün de en çok zorlanılan noktasında çok önemli bir noktada başlamış oldun. Yolun açık olsun. Burada da çok güzel şeyler yapacağına eminim diyorum. Kesinlikle. Şimdi biz 2,5-3 ay önce Hakan Bey'le yaptığımız o programdan sonra aslında bu dünya böyle bir inanılmaz bir ivmelenmeye başladı. O günden bugüne izleyen dostlarımız mutlaka vardır. Neler oldu, neler değişti fonbulucu.com'da ve bu ekosistemde böyle kısaca bir özetleyebilir misiniz? Bir de özür dilerim, bizi ilk kez dinleyen dostlarımız da olabilir bugün. Yani herkes biliyormuş gibi de konuşmayalım. Fonbulucu nedir? Kitlesel fonlama nedir? Ne işe yarar? Hangi problemi çözer? Kısa kısa bunlardan da bahsedebilirsek müthiş olur.
Tabii en son söylediğinden başlayayım istersen. Kısaca kitlesel fonlamadan bahsedeyim. Bu arada hani mevzuatta da kitle fonlaması olarak geçiyor. Hani ikisini de kullanıyoruz, onu da söylemiş olalım. Şimdi kitlesel fonlama, kitle fonlaması bir fikrin, bir girişimin, bir ürün veya hizmetin hayallerine ulaşmak için, kendini büyütmek için aldığı paraya deniyor aslında. Tüm dünyada 4 tane model var. Ödül bazlı, bağış bazlı, borç bazlı ve paya dayalı olarak 4 modelimiz mevcut. Türkiye'de bugüne kadar ödül ve bağış bazlı dediğimiz kısımlar aslında çalıştı. Bağış bazlı dediğimiz adı üzerinde sizin bir hayaliniz var, bir şey yapmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar size destek oluyorlar ya da misyonunuza inanan, sizin gerçekten bu işi yapmanızı desteklemek isteyenlerden para almış oluyorsunuz, toplamış oluyorsunuz. Ödül kısmında diyelim ki bir ürününüz çıkacak, bundan 4 ay sonra uygulama çıkaracaksınız. Diyorsunuz ki bana bu parayı ver, 4 ay sonra ben sana bunun karşılığında işte app'imden 6 ay ücretsiz premium paket vereyim gibi böyle ödüller tanımlayıp parayı ona veriyorsunuz. Paya dayalı, yani çiçeği burnunda 2 aydır bizim üzerinde çalıştığımız ve Türkiye'de çok şey değiştireceğine inandığımız modelde ise siz bir girişim olarak paylarınızın bir kısmını arz ediyorsunuz. Bu arz kelimesini özellikle kullanıyoruz çünkü normal borsadaki halka arzda çok benzer bir model burada söz konusu. Çok daha erken aşama, üretim ve teknoloji odaklı girişimler burada paylarını arz ediyorlar ve bunun karşılığında bir para topluyorlar. Ve bu topladıkları parayla da girişimlerini hayata geçmişse büyütmeye, geçmemişse yani fikir aşamasına gelebiliyor. Onu hayata geçirip ilerlemeye çalışıyorlar. Borç bazlı model şu an dünyada en çok kullanılan model, onun dışında dördüncü olarak. Ama Türkiye'de henüz kullanılmıyor. Onunla ilgili de devlet tarafında çalışmalar olduğunu biliyoruz. Kısaca yani kitlesel fonlama bu şekilde. Sen de başta söyledin zaten, Hakan abinin yayınında çok detaylı dinleyebilirsiniz. Duayenlerden bir tanesi çünkü Hakan abi, çok güzel anlattığını biliyorum, izlemiştim ben de. Fon bulucu tarafında da 2016'dan beri ödül bağış bazlı kısmında çalışmalar devam ediyordu. Ama biz o çalışmaların hepsini aslında hani bugünlerde bu paya dayalı ve özellikle gelecekte de borç bazlı kısımdaki şeye temel oluşturmak ve bu dünyayı geliştirmek için zaten başlanmıştı. Yaklaşık işte 2017'deki ilk mevzuattan sonra da çalışmalar devam ediyor ve paya dayalı tarafa da ağırlık verecek şekilde devam edecek. Ama sadece bu fonlama tarafı değil, aynı zamanda bir melek yatırım ağı kuruldu. Burada da çok güzel gelişmeler olacak. Aynı zamanda da girişim sermayesi yatırım fonu ile birlikte, yani sadece bu girişimler aracılık etmek değil, kendi fonumuzdan da buralara yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Orada Makas Portföy Yönetimi ile bir ortaklık söz konusu. Onlarla birlikte girişimlere ciddi miktarda para yatırıyoruz. Şu an hali hazırda kampanyası açık olan, yani yatırım turundan girişimlere de 200 bine kadar güzel yatırımlar yapıldı. Yani 3 tane modelden bahsediyoruz. Bir platform, bir girişim sermayesi yatırım fonu, diğeri de melek yatırım ağı. Ve bu 3 modelin de birbirini besleyerek devam edeceğine ve bu ekosistemi büyüteceğine inanıyoruz. Süper. Şimdi Enis, erken aşama yatırım deyince aslında çok riskli bir dünya burası. Evet. Doğru mu? Yani belki mesela 10 tane, 20 tane erken aşama yatırım yapan bir yatırımcının belki bu 8 tanesinin, 9 tanesinin batması ya da başarılı olamaması, başarısız olma durumu söz konusu var. Kesinlikle. Tabii bu oranı yükseltmek için aslında yatırımcılar da, melek yatırımcılar da kendilerini bir sürekli geliştiriyorlar. O alanda, evet, o sektörde yeni şeyler öğreniyorlar ki başarılı olabilecek girişimi ve girişimcileri bulabilmek adına. Şimdi bu aslında bambaşka bir meslek. Bunu herkes yapamaz ama ben modeli bildiğim için siz aslında bir anlamda yatırımcıların o tarafta yapmaları gereken birçok çalışmayı siz orada yapıyorsunuz diye biliyorum. Kesinlikle. Kısaca o tarafta sizin bir girişim içeriye girdiğinde, fonlamaya çıkmadan önce, yatırıma sunulmadan önce, tabiri caizse bizler için, yatırımcılar için, küçük yatırımcılar, mikro yatırımcılar için hangi kontrolleri, hangi ön elemeleri, hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Bu aslında biz hepimizin işini, bu akşam yatırım yapmayı düşünecek olan herkesin işini ve riskini kontrol etmesini ve kolaylaştırmasını sağlıyor. Kesinlikle. Ya bu söylediğin çok değerli. Yani bir girişime yatırım yapmak öyle çok kolay bir süreç değil. Hani birçok farklı aşaması var ve siz bunu tek başına yapmaya kalktığınızda ciddi bir zaman gerektiriyor. Ya buradaki modelin artısı aslında hem zamanı hem de verimliliği arttırması. Ben madde madde açıklayayım istersen. Birincisi, çok hızlı yatırım yapılabiliyor artık. Yani şu an saatimiz 21.10. Şu an iyi olunsa 21.13'te yatırımcısınız. Öyle bir hızdan bahsedebiliriz. Yani giriş yaptınız,
yatırımcı formunu doldurdunuz. E-Devlet'te girişinizi, her şeyinizi yaptınız. Güzel girişimlerimizi incelediniz. Ben işte küçük miktarlarda 1 TL sınır, onu da söyleyeyim. Yani kısa deneyimlemek için 1 TL yatırım yapabiliyorsunuz. 200 bin TL'ye kadar yatırım yapan var şu ana kadar ama ileride çok daha büyük olacak. Yani birinci konu hız. Yani çok hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde girişime yatırım yapabiliyorsunuz. İkincisi, girişimlerin doğru bilgilerine erişmeniz, onların gerçekten güvenilir olduğunu inanmanız, detaylı bir şekilde o raporları elinize geçirmeniz çok kolay süreçler değil. Girişimlerin birçoğu bu raporları iletmekte, oluşturmakta üşeniyorlar ya da çok doğru hazırlamıyorlar. Ama bu sistem öyle bir sistem ki doğru hazırlamadığı zaman yatırım turuna çıkamıyor. Yani o pazar analizini, rekabeti, hedef kitleyi, finansallarını hepsini harfiyen detaylı ve makul bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Ve bunu yerine getirdiğinde, yani biz buna ikna olduğumuzda o girişim zaten yatırımcı karşısına çıkmaya, o görüşmeleri yapmaya ve o parayı toplayıp girişimini hayata geçirmeye ve devam ettirmeye hazır olmuş oluyor. İkinci konu bu. Üçüncü konu, bağımsız bir yönetim yatırım komitesi var. Yani bizim kendi değerlendirmelerimiz sonucunda yatırım komitesine iletiyoruz girişimleri ve 6 kişilik yatırım komitesi oylamaya yapıyor. Bir hafta süreleri oluyor, inceliyorlar, analiz ediyorlar, girişimlere bakıyorlar ve bu girişimin fonlanmaya hazır olup olmadığını söylüyorlar. İşte madde madde şundan şundan dolayı hazır ya da bundan dolayı hazır değil gibi güzel geri dönüşler alınabiliyor. Ve bunlar sayesinde de aslında biz herhangi bir hata yaptıysak ya da yanlış bir girişimi yukarı doğru çıkarmaya niyetlendiysek orada bir kez daha gözden geçmiş oluyor. Ve aslında en doğru girişimciyi biz platforma çıkarmaya çalışıyoruz. Ya burada ben şunu da ekleyeyim. Hani biz yatırımcı olarak da bu girişimlere yatırım yaptığımız için aslında biz de ortağız ve portföy olarak da daha bir güvenilirlik ortaya çıkıyor. Hani öbür türlü hani pazar yeri modelinde bir girişim olsa, bizim ortaklığımız olmasa belki daha az önemsenebilir. Ama biz ortak da olduğumuz için güvenilirlik katsayısını da otomatik olarak arttırmış oluyoruz. Aynı zamanda girişimle birebir görüşme imkanı burada değerli. Platform üzerinden soru cevap yapabiliyorsunuz. Bizim demo day'lerimize katılabiliyorsunuz. Şu an burada ev sahibi olduğumuz gibi güzel yayınlarda girişimlerimize soru sorabiliyorlar. Ve aslında şeyi daha net görüyorlar. Yani bu girişim doğru mu değil mi? Bunu geçtim. Son olarak da kitlesel fonlamanın doğası gereği aslında. Şu an mesela bazı girişimlerimizde 350'ye varan yatırımcı var. Yani bu demek oluyor ki 350 tane farklı insan bu girişime inanmış. Ve siz o inanan insanlara özelden yazabilirsiniz. Sen bu girişime niye yatırım yaptın? Neyi gördün de yatırım yaptın? Yani aslında o peer to peer öğrenme diye bir kavram var ya. Yani yatırımcı yatırımcıdan öğreniyor. Girişimci girişimciden öğreniyor. Çapraz öğrenme oluyor. Aslında bunların hepsi riski azaltan ve doğru yatırıma da yönlendiren şeyler. Ama riski azaltan dememdeki şey, dediğin gibi çok riskli bir şey bu. Erken aşama girişimler var burada söz konusu. Tabii ki batma ihtimalleri çok daha yüksek ama burada önemli olan şey bizim açımızdan bu riski azaltmak ve doğru insanları bir yere getirip buradan bir sinerji yaratmak. Evet, burada da şöyle bir önerisi vardı Hakan Bey, yanlış hatırlamıyorsam. Yatırım sepetinizi oluşturun burada. Tabii. Bir ya da iki tane startup'a işte biner lira yatırmak yerine 10 tane, 20 tane startup'a 150 lira yatırın. Hem kesinlikle riskinizi dağıtmış olursunuz. Böylece biri herhangi böyle bir riskli bir duruma, bir batma gibi, bir kapanma gibi bir durum olduğu zaman sizin için de üzülmemiş olursunuz demiş. Hatta burada da limitler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani 20 bin lira. Bir yıl içerisinde maksimum bir vatandaş, bir kişi toplamda kaç tane olacağını, sayısı sınırı evet, yok orada ama limit olarak 20 bin TL toplamda orada yatırım yapabiliyor. Ama arttırabiliyor. Istiyorum. Özel bir evet, beyanla arttırıyordu galiba. Tam onu söyleyecektim. Gelir beyanıyla 100 bin TL'ye kadar artabiliyor. Orada bir %10'luk bir barem var. Yani 1 milyon TL bir gelir beyanı varsa 100 bin TL'ye kadar yatırım yapabiliyor ama 1 milyon üstü olduğunda aslında nitelikli yatırımcı statüsüne girip oradan ilerlemesi gerekiyor. O da az önce bahsettiğim funnel'lara aslında giriş yapıyor. Yani bizim o diğer melek yatırım ağı ve fonumuza katılma şartıyla oradan daha yüksek yatırımlar yapabiliyor. Süper. O zaman riskten bahsettiysek bir de işin karlı tarafından da bahsedelim. Şimdi erken aşama bir firmaya yatırım yapınca şirketin olgunlaşması belki 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sürecek. Aklıma hemen böyle Getir, Peak Game, bunların erken aşamada buralarda fonlandığı geliyor. Böyle bir, hadi bu kadar büyük olmasın ama bunların
5'te 1'i, 10'da 1'i ölçeğinde başarı hikayeleri çıktığını düşünürsek burada. Nasıl rakamlar gelecekte öngörüyorsun sen mesela? Burada yapılan yatırımı 3 yılda, 5 yılda tabii ki bunu şey yapmak, tahmin etmek belki zor ama girişimcilik ekosisteminde de yıllardır olduğun için erken aşamanın riski büyük ama karı da çok yüksek olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Yani örnek verelim, işte Galata Business Angels Insider'dan geçtiğimiz aylarda 527 çarpanla çıktı. Yani siz 527 çarpanı herhangi bir yerden alamazsınız. Yani bu mümkün değil. Yani piyango falan, milli piyangodan bilet falan almadı. O da zaten imkansız şeyleri. Yani burada bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Yani 10 kat, 20 kat bile çok güzel rakamlar. Zaten hani melek yatırım mantığında hedef 10-12 çarpandır. İşte VC seviyesine geldiğinde 5-6 çarpana düşer. Biraz daha ileri aşama girdiği için. Hani biraz daha ilerlediğinde işte 3-4 çarpanda uygundur. Ama bu biraz daha erken aşama olduğu için yani 20 plus diyebiliriz burada. Bu girişimlerimiz çok hızlı ölçeklenebilecek potansiyelde girişimler. Ve aslında aldığınız, verdiğiniz paranın karşılığını 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl bandında girişim hızına ve geleceğine göre güzel dönüşler alınabilir. Ama yani 500 bin gibi böyle enteresan rakamlarda umarım görürüz. Süper, inşallah diyelim. Peki Enis, senin öngörün, yıllardır da bu sektördesin, senin öngörün fon bulucu ve kitlesel fonlama girişimcilik ekosisteminde neleri değiştirecek? Önümüzdeki günlerde, yıllarda neler olacağını öngörüyorsun? Ben bu yapının çok vizyoner bir yapı olduğunu düşünüyorum. Beni heyecanlandıran, fon bulucu bünyesinde Hakan abi ve ekibimizle çalışma iten sebeplerden bir tanesi buydu. Yatırımcılığı çok kolaylaştıran bir şey bu. Yani bir girişimin batmasındaki en büyük problem finansmana erişim ve doğru zamanda doğru insanlara erişim. En büyük sıkıntı. Bu sıkıntının önemli ölçüde çözülebileceğine inanıyoruz biz burada. Birincisi bu. İkincisi, bu sistem aslında size 350 tane yeni iş ortağı da getiriyor. Örnek vermek gerekirse girişim üzerinden. Yani 350 tane insan aracılığıyla siz satış yapabilirsiniz. Yani burada sadece paradan bahsetmiyoruz. Size inanan, sizin ortak olup çok küçük bile olsa yolculuğa çıkmak isteyen insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar sayesinde yepyeni kanallar açılacak. Ve aslında o girişimlerin batma sebeplerinden bir tanesi de o satış kanallarına ulaşamama, satışları sonlandıramama gibi şeyler aslında. Bu network'ün, bu bilgi birikiminin o satışları sonlandırma niteliğinde olduğuna da biz çok inanıyoruz. Çünkü hani Türkiye'de sen de çok iyi biliyorsun ki bazı şeyler bir telefonla çözülüyor. Bazı şeyler o net bir bilgi gerektiriyor onu çözmek için. Ve bu da aslında doğru insanlarla birlikte olduğunda hayata geçiyor. Siz de Valorem Team'de çok güzel bir network ve oluşum kurmanızın sebeplerinden biri de budur diye tahmin ediyorum. O yüzden kitlesel fonlamada da bu yapıdan bahsedebiliriz. Hem finansmana erişim, hem birlikte hareket etme ve doğru kanallara gitme noktasında çok değerli. Aynı zamanda da erken aşamada bir güven, özgüven geliyor girişimlere. Bu kadar güzel insanlardan bu kadar güzel paralar görüp hızlı gittiklerinde 2 yılı 6 aya indirdim diye bir tabiri de bulundurmuştu bir girişimcimiz. Bu rakamlar çok potansiyel gösteriyor bize. Süper. Ben şeye çok katılıyorum. Yani burada girişimler aslında kendi komünitesini oluşturuyor bir anlamda. Onlardan öğrenebilirler. Gerçekten birebir görüşmelerle, yazışmalarla. Bir yandan da onlar sayesinde yepyeni fırsatlara, yepyeni olanaklara ulaşabilirler. Doğru önermeler ya da doğru işbirliktelikleri tavsiye ederlerse şey gibi, yani birer marka elçisi, o 350 yatırımcı aslında o girişimin marka elçisi olmuş oluyor. İster 10 lira versin, ister 10 bin lira versin, fark etmez. Bir yere gittiği zaman diyor ki böyle bir girişim var, sen niye bu ürünü kullanmıyorsun, niye bu çözümü kullanmıyorsun diyebiliyor. Çünkü yatırımcısı aynı zamanda baktığımız zaman bu gücü kullanmayı da öğreneceğiz. Yavaş yavaş buradaki örnek girişimler de çıkacak diye tahmin ediyorum ben. Buradan yani platform gerçekten dediğin gibi, ben başladığı ilk günden beri deneyimliyorum. İlk gün biraz böyle yoğun teknik aksaklık olmuştu. Hemen yatırım yapamamıştım ben. Hemen yapmak isteyenlerdendim. Ama sonraki diğer bütün yatırımlara dediğin gibi yani 2 dakika, 3 dakika gibi sürelerde tık 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 hemen yatırım yapılabiliyor. Ben de kendime şöyle bir hedef belirledim. İlk 20 startup için hiç seçmeyeceğim. Hepsine ufak miktarlarda yatırım yapacağım. İlk 20 startup'ın hepsinin içerisinde ufak yatırımcı olacağım dedim. Şu anda 5 oldu galiba. 5 ya da 6 oldu.
4 girişim var. Geliyor o da. O zaman 4'te 4 gidiyorum şu anda. Kaçırmadım hiç. 20'ye kadar devam edeceğim. 20'den sonra artık biraz böyle sektörel bazlı seçmeye başlayacağım. Oturup işte raporlarına bakacağım, detaylarına bakacağım, pazarına bakacağım, potansiyeline bakacağım. Yani bütün herkese de aslında mutlaka girişimciliği ve girişimcilik ekosistemindeki yatırımcılığı tecrübe etmeleri için rakam çok önemli değil. Burayı deneyimlemeleri için 1 lirayla, 5 lirayla, 10 lirayla mutlaka burada yer alsınlar. Burada yer almanın aslında Türkiye ekonomisi, ülke ekonomimize de ekonomisine de müthiş ciddi faydaları olacağına inanıyorum. Hatta bir önceki programda Hakan Bey'le bunun altını böyle defaten çizmiştik. Yani girişimcilik o ülkeyi en hızlı kalkındıran sektörlerden bir tanesi. Bilmiyorum orayla alakalı rakamlar ya da öngörüler paylaşabilir misin? Bizim rakamlardan bahsederek ben ilerleyeyim istersen. Evet, oradan ilerleyelim. Yani güzel rakamlar var çünkü. Yani sadece 2 ay içerisinde 127 milyondan fazla fonlanma talebi aldık girişimler üzerinden ve adım adım bu girişimleri sahneye alıyoruz aslında. 1.750 milyon fon toplandı. Çok kısa bir periyotta bu. 1071 farklı insan sistemden girip yatırım yaptı. Yani 1 TL ile yapan 3 kişi de var. 200 bin TL ile katılan kurumsal yatırımcılar da var. Hani o açıdan bizim için çok değerli bu. 344 farklı girişim başvurusunu yaptı ve sırada bekliyor sistemde fonlanmak için. Ve ilk kampanya 10 günde fonlanarak aslında çok güzel bir rakam elde etti. Çok kısa bir periyotta. Yani bunlar bize şunu söylüyor. Gerçekten burada bir ihtiyaç var. Kanayan bir yara var. Ve biz bu girişimleri aslında kendi emeğimizle, alın terimizle biz de destekleyebiliriz. Ve buradan aslında çok güzel girişimler çıkartabiliriz. Yani Türkiye pandemiden güçlü çıkan ekosistemlerden, girişimcilik özelinde. Rakamlar çok ciddi şekilde arttı yatırımlarda. Bir anda unicornlar normalde bir tane olduğunda böyle havai fişek patlatılan ortamda böyle takır takır gelmeye başladı. Dekakornları konuşuyoruz artık. Burada o sayıların da artacağına çok inanıyorum ben. Bu kitlesel fonlama modeli de aslında orada muhtemelen şeyi arttıracak. Yani buradan çıkan belki 5 yıl sonra platformdan bir unicorn göreceğiz inşallah. Süper, süper inşallah. Şimdi şeyi de tecrübe ettim ben. Çevremde çok fazla girişimci olunca fon arayanların birkaç tanesini buraya yönlendirdim. Süper. Onlardan aldığım geri bildirimleri söyleyeyim. Hı-hı. Mesela bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız şunu söyledi. Ya Ziya Bey dedi, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Biz girişim olarak yatırımcıya kendimizi hazırlamak için bir şeyler yaptığımızı zannediyorduk. Fon bulucunun prosedürleri, bize çıkarttığı yol haritaları, sordukları sorular sonrasında bir duvara çarpmış gibi olduk. Bir kendimize geldik. Neleri eksik yaptığımız ya da neleri unuttuğumuzu fark ettik. Onlar sayesinde şimdi iş planımızı, iş modelimizi, diğer yapacağımız çalışmaları düzenliyoruz. Bitirir bitirmez tekrar sürece devam edeceğiz dedi. Yani bir anlamda da girişimcileri aslında farkında olmadan eğitiyorsunuz o tarafta. Önlerine koyduğunuz yol haritasıyla. Kesinlikle en güzel başlıklardan bir tanesi bu zaten. Hani gelecekte burada daha güzel aksiyonlarımızı da göreceksiniz. Ama sadece formu doldururken bile işte pazarı, rekabet, hedef kitleyi, finansalları girerken aslında ne kadar eksik olduğunu görebiliyor girişimciler. Ve oradaki soruları cevapladığında aslında hani sadece yatırımcı anlatma özelinde değil, müşteriye anlatırken, yani müşteri geçtim, ekip içinde sohbet ederken bile. Yani ben bugüne kadar hani 2000'den fazla erken aşama girişimle bir şekilde sohbet etmiş biriyim. Şeyi çok görüyorum, yani kendi içlerinde anlatırken bile sorun yaşıyor bu insanlar. Ve bu işi her yanlış anlatılma girişim batma ihtimaline böyle bir tane çentik ekliyor aslında. Yani kendini doğru anlatıp doğru bildiğin durumlarda çok ciddi bir avantaj oluyor. Bu dediğin gibi çok güzel bir örnek oldu. Kendilerini çok daha iyi anlayıp çok daha güzel anlatabilmelerine de vesile olacak. Evet, süper. O zaman şimdi vakti de verimli kullanalım. Evet. En son olarak şunu sormak istiyorum. Girişimcilerimizin yapacağı sunumlara geçmeden hem kendi girişimini fonlamak için size başvuranlara hem de yatırımcı olmak isteyenlere böyle çok kısa birer ikişer tavsiye alalım. Girişimleri bekliyoruz. Üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren ve gerçekten hızlı ölçeklenebileceğine inanıp güzel işler çıkartmak isteyen girişimleri mutlaka başvurularını bekliyoruz. Yani az önce bahsettiğimiz gibi hani fonlamaya çıkmasanız bile sadece formları doldururken ve bizimle birlikte temas ettiğinizde girişimimize bir değer katacağınıza çok inanıyoruz biz. Başarılı yolculuğunuza illaki bir faydamız dokunacaktır. Onun dışında yatırımcıları da ilk başta sistemi deneyimlemeye, çünkü çok yeni bir sistem burası. Gelecekte çok güzel şeylere vesile olabilecek.
sistemi deneyimlemeye küçük yatırımlar yapmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda da inandığınız, beğendiğiniz ve gerçekten başarılı olabileceğini ihtimal verdiğiniz girişimlere de daha güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda yatırımcı da öğrenmek için de size başka hani eğitimler vesaire gibi desteklerle de beslemeye devam edeceğiz. O yüzden sistemi deneyimlemeye, büyütmeye herkesi davet ediyoruz. Süper. Özellikle burayı deneyimlemek isteyen yatırımcılara şöyle bir tüyo vereyim. Hı hı. Şimdi bu ekosistem büyüyor. Bu ekosistem büyürken Enis Beyler, Hakan Beyler arka tarafta en iyi, en doğru ve başarıya en yakın girişimleri seçmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Çünkü bu ekosistemin ne kadar hızlı büyüyeceğini belirleyecek olan şey buradan çıkacak başarı hikayelerinin büyüklüğü olacak. Kesinlikle. Yani ilk etapta o başarı hikayelerine ulaşabilmek için yoğun bir emek var. Şu anda ne kadar çok girişime yatırımcı olarak katılırsanız şansınızı gelecekte bu girişimlerin arasından başarılı olup büyüyeceklerde şansınız o kadar yüksek olacaktır. O yüzden kendi stratejinizi ve kendi bütçenizi belirleyerek ben dedim ilk 20 yatırımın hepsinde, girişimin hepsine yatırımcı olacağım dedim. Belki siz de buna benzer bir şey çıkartabilirsiniz. İlk 10 tane, ilk 20 tane. Hatta Enis'ten de şöyle bir söz aldık. Bu programı dinleyip yatırım yapan dostlarımıza da bir jest yapalım dedik. Böyle bir kampanya mümkün değil, regülasyon gereği dedi ama bir kitap varmış. Enis 2 tane melek kitabın adını unuttum şimdi. Sen Startup istersen yatırımcısının el kitabından 2 tane fon bulucu adını hediye edeceğiz. Hediye edeceğiz. Onu da şöyle yapalım dilersen. Mesela şu andan itibaren girip profilini oluşturup yatırım yapan kişiler bana işte LinkedIn'den yazabilirler. Aynen. İlk ismini benimle paylaşan, yazdığını ileten kişilerin iki kişiyi ben Enis'le paylaşacağım. İsimlerini, telefonlarını, adreslerine bu kitabı göndereceğiz. Aynen. İlk iki yatırımcımıza da bu özel kitabı hediye etmiş olalım diyorum. Peki o zaman şimdi girişimlerimize geçelim. Biraz orada moderatörlüğü ben sana bırakayım. Sen aç, sonra birlikte soru cevaplarla. Bu arada soruları olan dostlarımız bütün platformlardan sorularını yazabilirler. Girişimcilerimiz yaklaşık bir 8-10 dakika sunumlarını yapacaklar. Sonrasında 10-12 dakikada biz onlara sorularımızı ileteceğiz. Canlı canlı aklınıza takılan her şeyi chat ortamından bize iletebilirsiniz yani. Evet. Evet, ilk kimle başlıyoruz? İlk girişimcimizi davet edelim. Yanlış hatırlamıyorsam Sensible'la başlayacaktık. Gürcan Bey. Yok, bir saniye ben kontrol edeyim. Uğur Bey'le mi başlayacağız? Aynen, Uğur Bey'le başlıyoruz. Sensible. Tamam. Merhabalar. İyi akşamlar herkese. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz sormalı Uğur Bey. Teşekkürler. Ben hemen sunuma geçeyim. Böylece ekonomik kullanalım istiyorum. Süper. O zaman başlayalım. Ekranım bu arada tam görünüyor değil mi? Henüz gelmedi. Ekran paylaşımını tekrar yaparsanız şu anda bende gözükmüyor. Açıkçası bende de ekran paylaşım şeyi buldum. Tamamdır. Paylaşıyorum. Tamamdır. Okay. Şu anda tam ekran verdim. Evet, şu anda sunumdayız. Sizdeyiz. Buyurun. Okey. Herkese merhaba. Sensible sanal futbol antrenman ve eğlence platformunu anlatacağız bu akşam. Bizim bir görevimiz var. Sporcu, antrenör ve takımların hayatını kolaylaştırmak ve buna en iyi bildiğimiz yerden futboldan başlıyoruz. Bildiğimiz gibi futbolda hız ve takım oyunu çok önemli. Size bu senenin İtalyan şampiyonu Inter'den bir örnek vereceğim. Bakın, topu kapıyorlar. Defanstan hızlı tekte paslarla, doğru koşularla ve geniş alan algısıyla profesyonelce yönetilmiş mükemmel bir atak izliyorsunuz. Sağ kanattan Hakimi Lukaku'ya mükemmel bir pasla zaten sonuca gidecek pozisyonu çoktan oluşturdular. Örnekte de gördüğümüz gibi günümüz futbolunda topun ayakta kalma süresinin azaltılması en önemli parametrelerden biri. Ve bu öyle kolay olmuyor. Yüksek teknik kapasiteye ihtiyaç var. Örneğin Toni Kroos gençliğinde saniyenin 1/10'unu kazanabilmek için 10.000'lerce kez ilk dokunuş çalışmış. Bu da tek başına yetmiyor. Yüksek teknik kapasitenin yanına bilişsel kabiliyeti koymak gerekiyor. Geniş alan algısı, hızlı karar alma gibi yetenekler görme, algılama, karar verme süresinin azalmasıyla artan yetenekler. Örneğin Red Bull İngiltere'de sanal antrenman, sanal yetkinlikleri kullanarak
İngiliz yıldız Trent Alexander-Arnold'la bir çalışma yapıyor. Vizyon geliştirme çalışması. Ve bu çalışma 15 günde böyle bir yıldızda keskin bir görüşe, konsantrasyonu ve çoklu nesne izlemeyi, tepki ve işleme süresini hızlandırmayı, aynı zamanda akan oyunu adaptasyonu oldukça arttırıyor. Biz alelade bir oyuncudan değil, bir İngiliz yıldızdan bahsediyoruz. Özetlersek, takım oyunu ve hızlı düşünme, bilişsel kabiliyet, teknik beceri ve yüksek performansa ihtiyaç duyar. Bu tür kabiliyetler de zamana dayalı ve meşakkatli çalışmalarla yapılabilen sonuçlar elde edilir. Bilimsel analizlerle desteklenmeli ve sürdürülebilir raporlarla da sürekli olarak beslenmelidir. Tam da biz burada Sensible VR olarak devreye gidiyoruz. Çünkü bireyselden tüm takıma etki edecek bir çözüm geliştiriyoruz. Oyuncuların yeterliliğini analiz edebiliyor ve onlara teknik, bilişsel ve performans antrenmanları önerebiliyoruz gelişimine özel. Ve böyle bunları da raporlayabiliyoruz. Aynı zamanda hem sistemimizde kayıtlı oyuncular hem de dünya normlarına göre kendilerini kıyaslayarak gelişimlerini takip edebiliyorlar. Yenilikçi ve geniş antrenman yelpazemizle de minimum zamanda maksimum gelişim sunabiliyoruz. Çünkü günümüzde gerçek saha ortamında oyuncunun gelişimi için gerekli olan kalitedeki toplara en fazla 30 ya da 40 kere dokunabilirsiniz. Ama Sensible VR tam da ihtiyaç duyduğunuz kalitedeki topları size 5 saniyede bir sunabiliyor. Çünkü oyuncuyu merkeze koyduğumuz bir çemberin içinde her olasılığı değerlendirebileceğimiz ve sahanın her yerine dağılabilen özel algoritmalarla özel antrenmanlar tasarlıyoruz. Tüm bu yetenekler aynı zamanda Sensible giyilebilir teknolojisiyle sanal dünyayla eş zamanlı olarak ayağınızda hissedilebilir durumda. Aynı altyapıyla da hem VR eğlence ortamı hem de bu ortamda kendinizi geliştirip rekabete dayalı 2023'te devreye girecek olan rekabetçiliklerimizde, iyiliklerimizde yer alabilir ya da kendi takımınızı kurabilirsiniz. Teknolojimiz 4 ana sütundan meydana geliyor. Bunların birincisi haptik aparatlar, ikincisi yazılım ve fizik motoru, üçüncüsü 3D motion capture ve aynı zamanda 3D tasarım. Tüm bunlarla beraber Sensible'u lansmana çıkardığımızda kullanıcıların deneyimlerini inceleyen machine learning çalışmalarımızla dünya çapında bir yetenek tespiti platformu olacağız ve bence futbolun merkezi olmaya aday bir proje. Ben Uğur Kafadar, elektronik haberleşme mühendisi ve inovasyon uzmanıyım. Türkiye'nin ünlü projelerinde ve uluslararası projelerinde ödüllü çalışma, ödüllü projelerde hem mühendis hem de yürütücü hem de koordinatör olarak görev aldım. Sensible VR'da ise hem elektronik tasarım hem fikirden ürün ticarileşme hem de şirket yönetimi ve Ar-Ge yönetimi konularında çalışmaktayım. Doçent Doktor Ali Onur Cerrah, hareket ve antrenman ile spor ve biyomekaniği uzmanı, performans testi ve antrenman periyotlaması, topa vuruş tekniğinin uygulanışı ve bu tekniklerin doğru bir şekilde 3D ortama aktarılması konusunda da dünyada sayılı kişilerden biri. Aynı zamanda da Süper Lig düzeyinde de antrenörlük tecrübesi var. Sensible VR'da futbol gelişim stratejileri ve antrenman programlama süreçlerinde takımları yönetmekte, kendi takımımızı yönetmekte. Profesör Doktor Ruhi Soylu, hem Hacettepe Üniversitesi'nde biyofizik alanında, ana bilim dalında tıp doktoru, hem de elektronik mühendisi. Spor egzersiz ve terapi alanlarında, sanal gerçeklik uygulamalarında, elektronik prototiplemede, insan hareketlerinin biyomekanik değerlendirilmesinde uzman. Prototipleme, fizik motoru ve yazılım geliştirme alanlarında da takımı yöneten kişi. Umut Şentürk ise spor alanında güvenilir bir girişimci, Salüten ve Salventure markalarının sahibi. Aynı zamanda Sensible VR'ın iş geliştirme, stratejik büyüme süreçlerini yürütüyor. Stres yönetimi, odaklanma, gevşeme ve temel spor eğitimi gibi destek spor kanallarında da Sensible VR'ın Ar-Ge süreçlerine destek veriyor Ali Onur Cerrah'la beraber. Aynı zamanda bünyemizde 10 kişi, tekstil Ar-Ge'sinde 4 kişi ve spor alanındaki Ar-Ge'de ise 4 kişi bizimle beraber çalışmakta. Değer önerilerimizi üzerinden geçmek istiyorum. Teknik ve bilişsel gelişimi olabildiğince hızlandırıyoruz. Aynı zamanda bireyselden tüm takıma sirayet eden bütünsel çözümler sunarak hem profesyonel oyuncuları hem amatör futbolcuların pazar değerini arttıracak ve dünya çapında yeni yetenekleri keşfedecek bir platform olma yolunda ilerliyoruz.
İki tane Ar-Ge destek projemiz onaylandı. İki tane daha başvuru yaparak gelecek olan kaynakları genişletmek için çalışmaları yaparken Türkiye Futbol Federasyonu yetenek seçimi için ayırdığı bütçeye de talibiz. Stratejik ortaklıklarımızda Fon Bulucu ve Arincom'la hem melek yatırımcı ağlarına hem de yatırımcılara hızla ulaşırken BEX ve üniversitelerle yapmış olduğumuz teknik altyapı işbirlikleriyle de doğru bir ticarileşme rotası çizmekteyiz. Ön satış anlaşmalarımızda Süper Lig'deki üç büyükler ve diğer takımlarla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'na da görüşmelerimiz devam ediyor. Eylül-Ekim ayı itibariyle de yurt dışı liglerimize ve federasyonlara menajerler üzerinden girişlerimizi tamamlayacağız. Pazarımız tam bir mavi okyanus. Rezil de buradaki tek rakibimiz. Rezil sadece bilişsel test yapıyor ve bilişsel antrenman yapıyor. Şu anda pazarda olduğu için de aynı zamanda heptik geri bildirimi de yok. Şu anda pazarda olduğu için de talebi topluyor tabii ki. Biz kritik ve derin Ar-Ge gücümüzle, kritik uzmanlıklarımızla, özel analiz, raporlama ve antrenman çeşitliliğimizle, geliştirdiğimiz benzersiz teknik altyapı ve heptik geri bildirimle hissedilmez olan futbolu sanal dünyada hissedilebilir yaparak piyasaya girdiğimizde rekabette avantajlı noktada olacağız. Bizi bu noktada rahatça izleyebilirsiniz. Hedef pazarımız yıllık %83'lük büyüme sergilerken e-spor pazarı ise burada yaklaşık %18'lik paya sahip. Tenis, hokey, buz hokeyi, işte bunun gibi spor alanlarında şu anda VR girişimler devam ediyor. Eğitimlerle de devam ediyor. Facebook VR dünyasında nasıl reklam yaparımın araştırmalarını yaparken Apple'da VR dünyasına yenilik katacak yeni teknolojilerle piyasaya girmeye çalışıyor. Ve aynı zamanda bugün PwC bir rapor yayınladı. O da VR dünyasının en hızlı gelişen sektör olduğunu söylüyor. Gelir modelimiz bu pazarda profesyonellere çalışma istasyonuyla anahtar teslim satış ve yıllık bakım anlaşmaları yaparken bireysel satış, bireysel futbolculara ve profesyonel futbolculara B2C konsol ve haptik aparat satışları planladık. Yetenek tespiti istasyonları açacağız Türkiye'nin ve dünyanın belirli yerlerine. 12-25 arası yaş arası gençlere yetenek testleri yapacağız. Aynı zamanda bu yetenek testleri online olarak da yapılabilecek. Sensible VR game ile oyun yenilikleri, iyilik gelirleri, haptik aparat ve uygulama satışlarıyla gelir modelleri planlanırken hem sponsorluk hem reklam anlaşmaları hem de 2023'te açacağımız Virtual Reality spor mağazasıyla birlikte de 20 kalemden fazla bir gelir modeli planlıyoruz. Şarjım bitiyor. Ben bunu takmışım. Neyse. Hızla şey yapayım. Beta versiyonda 6 ay içinde beta versiyon ve pilot üretimini tamamlayacağız ve ilk para girişleri tamamlayacağız. 9 ayda lansmanını tamamlayacağız. 12 ayda ise Futbol Federasyonu satışları ve 24 ayda ise diğer yurt dışı pazarlarına girişimizi tamamlayacağız. 800 bin liralık gelir beklentimiz vardı. Hepsini topladık. İnanıyoruz ki Sensible VR bütün antrenman teknolojilerini baştan sona değiştirecek ve Türkiye'nin sevilen bir markası olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hemen şarjımı takıyorum. Bir saniye lütfen. Elektrik kesintisi oldu. Süper. Ağzınıza sağlık Uğur Bey. Enis, ben sana sorayım. Şimdi Sensible VR'a yatırım yapmak isteyecek birçok insan. Yapamayacak mı bütün parayı topladılar diye? Yapılabiliyor. Orada şunu şöyle diyelim. 800 bin normalde çıktıkları fonlamaydı. %20 ek fonlama yapılarak 960 bine kadar onu da topladılar. Ama üst sınır yok aslında teknik olarak. Herkes yatırabiliyor. Sonrasında kısmı iade diye bir mantık var. İşte 960'ın üstünde de kısmı iade oluyor. Diyelim ki işte 100 liraya yatırdınız. O rakam karşılığı işte 10 lirası 20 lirası iade ediliyor bütün yatırımcılara. Belli bir oranda. Hani o açıdan bir düzeltme yapalım. Şu an yatırım yapıp hala Sensible ortak olabilirsiniz. Düzeltme yapılması gerekiyordu zaten. O sırada benim şarjım bitiyordu. Şarjım bitince de hemen bilgisayar kapattım. Heyecan yaptı şarjı. Heyecan yaptım. Hepsini yaptık dedim falan derken ortalık biraz karıştı. Yatırıma devam ediyoruz. 17 Temmuz'a kadar da yatırım almaya devam edeceğiz. Değerli yatırımcılarımızla beraber yola çıkmak istiyoruz. Çünkü biz bu işe başlarken 9 kişi başladık Ziya Bey. Ama şu anda sunuma tekrar bakayım kaç kişi olmuşuz? 341. 341 kişi. Artık şu an 350 kişiyiz. 350 kişiyle beraber hareket eden büyük bir girişimiz.
Bu noktada ne kadar güçlü olduğumuzu ve yatırımı ne kadar hak ettiğimizi çok net bir şekilde söyleyebilirim. Fon bulucuyla birlikte olmak, fon bulucuyla birlikte başlamak da bu işe bizim için büyük şanstı. Biraz önce söylediğiniz gibi business modeli hazırlarken Enis Bey o zamanlar aktif olarak yoktu ama bir şu anım oradaydı. Gecelerce kan, gözyaşı ve işte bir sürü etkiyle beraber çalıştık. Açıkçası kendi videomuzu da kendimiz hazırladık. Hakan Bey bizi bu konuda çok şey yaptı, yardımcı oldu. Fon bulucuyla birlikte bu yatırım turuna başladığımızda gerçekten kendimizi değerli hissettik. Gerçekten büyüyebileceğimizi anladık. Yatırımlar geldikçe şaşırmaya başladık. Çünkü biz açıkçası çok 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 zor bir dönemden sonra, büyük çalışmalardan sonra ve inanın bana büyük fedakarlıklar yaptık. Gecelerce bu MVP'yi oluşturmak ve onaylanmış bir prototipi oluşturmak, hele hiç benzeri olmayan bir uygulamayı yapmak, bunun patentleriyle uğraşmak, insanların hep fikirleri vardır. Bu fikirlere rağmen yola devam etmek, fon bulucuya denk gelmek ve onların bize vermiş olduğu mükemmel sinerjiyle bu noktaya gelmek, inanın hayal ettiğimiz bir şeydi. Ama gerçek olunca insan şaşırıyor. Bu da kitlesel fonun güzelliğinden biri abi. Süper. Evet. Bir bağ kuruluyor. Şey daha var. Fon bulucunun başlangıç ekibi, destek ekibi ve sonlandırma ekipleri farklı ve hepsi birbirinden güler yüzlü, hepsi birbirinden yardımsever. Saat menfumu olmadan her sorumuza olabildiğince içten cevap veren ekipler. O ekiplere de çok teşekkür ediyorum. Bir isimlerini saymayayım. Biz teşekkür ederiz. Süper. Ben sunumda anlattınız ama orayı biraz hızlı geçtiniz. Şu anda üretmiş olduğunuz bu çözümleri henüz ticarileştirmediniz galiba, değil mi? Herhangi bir satış ya da bir yerde bir kullanılma durumu söz konusu değil. Şu anda hala gelişiyor anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle, kesinlikle doğru tespitiniz. Biz zaten bu 800 bin lirayı şu yüzden istiyorduk. Biz bu işi ticarileştirmeye kafayı koyduk. Hem TÜBİTAK desteklerini, hem COSGAP desteklerini, hem de diğer tüm destekleri yanımıza alıyoruz. Olabildiğince sağlam görüşmeler yapıyoruz. Buradan çok net bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Saran Holding'le görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlanmadı. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye sunumumuzu yaptık. Bunun yanında Altınordu Spor'la beraber zaten Eylül ayında altyapı çalışmaları teslimeye zaten başlayacağız. Çok rahat bir şekilde Samsun Spor, Antalya Spor ve Konya Spor'un isimlerini de Eylül ayı testlemeleri içinde sayabiliriz. Şubat ayında da full lansmana çıkacağız. Tamamen test edilmiş, tamamen onaylanmış ürünümüzle beraber. Ve ben şuna inanıyorum. Şubat ayında bizim zaten pre-orderlarımız orada fon bulucuda bahsettiğimiz 12'yi geçecek. Buna kesinlikle inanıyorum. İnşallah. Hatta Kayseri Spor da ilgileniyordu en son hatırladığım kadarıyla. Umarım kendileriyle de bir temasa geçeriz. Evet, yani şeyin güzelliği işte bu, kitlenin güzelliği. Mesela bugün bizi dinleyenlerin arasında spor kulüplerinin yönetimiyle ilişkileri olan, hatta o yönetimde olan birileri varsa ve bu girişimi de gördüyse müthiş kapılar, müthiş fırsatlar açabilir. Peki bu tarafta sizin yatırımcılar tarafında şöyle bir network'e, şöyle bir portföye sahip olan yatırımcılarla böyle bir iş birlikteliği, bir sinerji oluşturabileceğiniz dediğiniz bir profil var mı aklınızda? Mesela bir tanesi spor kulüpleriyle yakın ilişkileri olanlar muhtemelen anlamlı olacaktır. Evet, şimdi şöyle, burada isimlerini zikretmem çok stratejik olmayacak bir durum var. O yüzden büyük holdinglerle görüşmelerimize başladık. Gerçekten rahatça sayabilirim ama bunları Eylül ayından sonra bitirmek istiyorum. Eylül ayında duyurmak istiyorum. Bunlarla işlerimiz tamamen el sıkışmaya dayalı olduğunda. Çünkü biz burada hem satış kanallarımız noktasında çözümler ararken holdinglerle beraber görüşüyoruz. Ve spor dünyasında sözü geçen holdinglerle görüşüyoruz. Bu arada holding derken şunu mu anlamalıyız? Perakende tarafında bir network'ü, bir ağı olan holdingleri, evet, kastediyor. Bu ürünü, evet, son kullanıcıya, evet, satabilecek, evet, platformu, pazarı ya da altyapısı olanları kastediyoruz galiba, değil mi? Hatta futbol takımlarına direkt teması olan holdingleri kastediyorum. Okey, tamam.
Daha böyle yani, ismini söylemeden adresledik böylece. Daha güzel oldu. O kuş uçsun da. Sonra nereye konar o size kalsın. Onlarla sıkı çalışmalarımız 6 aydır, 7 aydır devam ediyor Ziya Bey. Tabii bunlar böyle bugünden yarına olacak işler değiller. Özel sağlam planlamalar, sağlam tahminler, öngörüler diyeyim, düzeltiyorum. Sağlam öngörüler, sağlam pazar yerlerinin tespit edilmesi çok uzun zaman alan parametreler ve bu parametreleri şimdiden daha tespit etmeye başladık. Ben Sensible VR için şunu söylemek istiyorum özellikle. Sensible VR Türkiye'yi bir pilot bölge olarak kullanıyor. Sensible VR dünya pazarını hedef almış, dünya pazarı için geliştirilmiş ve dünya pazarına lanse olacak bir ürün. Dolayısıyla bizim görüşmelerimiz sadece Türkiye pazarındaki spor ürünleri satış kanalları ya da perakende satış kanallarıyla değil, aynı zamanda dünya devleriyle de görüşmeler yapıyoruz. Bir tanesi Avusturya menşeli, bir tanesi Avustralya menşeli olmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Dediğim gibi bunlar Kasım ayında net bir şekilde sonuçlanınca yatırımcılarımıza ve bizi sevenlere duyurulacak tabii ki ilgili kanallarda. Süper. Güzel bir soru Zoom'dan gelmiş. İbrahim Bey demiş ki rakibiniz olarak gösterdiğiniz Rezil firmasının piyasa değeri nedir? Ve bu nereli acaba bu firma? Türkiye'den mi? Globalden İngiliz mi? İngiliz menşeli Rezil. Şimdi Rezil 2019 yılının sonlarına doğru MIEPA tarafından Power Day'lendi ve 1.2 milyon dolarlık bir yatırımla beraber hızlı bir giriş yaptı markete. Rezil'in yaptığı ürünlerde Rezil genelde bilişsel test yapıyor. Yani şu demek oluyor. Buradan top geliyor, o topu oraya atacaksın ama bunu kaç saniyede yapıyorsun? Bunun ölçümünü yapan bir uygulama yapmış. Fizik motoru bakımından da yani sanal dünya içinde gerçekçiliğe olan yakınlık bakımından diye düzelteyim. Yakın bakımından da test ettiğimize göre şu anda oyun için yeterli ama profesyonel manada çalışması gerekiyor. Zaten bunu kendileri de fark ettikleri için hem basket alanında hem de futbol alanında oyun olarak çözüme gittiler şimdilik. Anladığım kadarıyla fizik motorunu belirli bir noktaya getirince tekrar futbol tarafında bir ağırlık verecekler. Fakat fizik motorunun bir kritik bir durumu var. Futbol fizik motorunu geliştirmek için kritik uzmanlıklara ihtiyacınız olmalı. Yani futbolda topa vuruşu, futbol top mekaniklerini ve futbol mekaniklerini matematikselleştirecek kişilerle beraber çalışıyor olmanız lazım. Dünyada bu kişilerden 6 tane var. İkisi bizim ortağımız. Süper. Harika. Ekip gerçekten ekibi dinlerken ben çok detaylı incelememiştim. Ekipteki arkadaşları anlatınca daha da böyle inancım arttı. Umarım çok daha böyle hızlı bir şekilde başarıya ulaşır. Enis, senin o tarafta sormak istediğin yani benim soru olarak yok, sadece destekleyici şey söyleyeyim. Yani ben futbola çok tutkulu biriyim. Yani bundan hani 6 yaşından beri maçı izliyorum. Amatör takip edin lütfen. Aynen, amatör olarak da oynadım bir süre. Ben Borussia Dortmund'da hani bundan 7-8 yıl önce çok güzel bir model görmüştüm bu futbol paslaşmalarıyla ve tekniği aynen geliştirmeyle ilgili. Hani o yüzden bu Sensible'un acayip bir yere gidebileceğine çok inanıyoruz biz. O yüzden de arkasındayız. Umarım çok güzel şeyler yaşanacak. Süremizi de çok aşmadan. Futbol notun lafı açılmışken Enis birazcık kısa bir anlatayım futbol notu. Futbol not 5x5 demeyeyim de 10x10'luk bir kare düşünün. Bu karede belirli yerlerden kapılar açılıyor. Oradan top atılıyor kişiye. Bu top karşı tarafta bir yerde ışık yanan yere atılıyor. Ve kişiler bu karenin merkezinde biraz önce size gösterdiğim matris vardı ya yuvarlaklar içinde. Bu karenin merkezinde çeşitli olasılıkları gerçekleştirerek futbol tekniğini geliştiriyorlar. Ve gerçekten çok başarılı bir uygulama bence. Fakat uygulamanın şöyle bir problemi var. Her 10x10 metrekarelik alan 800 bin euro. Şimdi
Bizim Sensible'dan 30 tane alırsınız, 40 tane alırsınız. Hem de bütün takıma. Dolayısıyla bizim burada vermiş olduğumuz şey şu. Hem aynı antrenmanı bizimle beraber yapabiliyor ve kalp atış seviyenizi inanın bana bugün bugün yatırım yapanlara Sensible deneteceğim. Söz veriyorum. Hem de 20'şer dakika beraber deneyeceğiz. Neredesiniz bu arada Uğur Bey? Eskişehir'deyiz. Neresi? Eskişehir'deyiz. Eskişehir Teknopark'tayız. Anadolu Üniversitesi'nin içindeyiz. Sensible deneteceğim ve şunu soracağım. 20 dakika sonra antrenman bittiğinde kalp atışını ölçer misin? Terini silmemi ister misin? Yorulduysan bir saat sonra yapalım. Bu gibi soruları soracağım. Çünkü solunum ve aynı zamanda tepki fark etmiyor. Çünkü göz ve biliş girilen ortama çabuk adapte oluyor ve gerçek refleksleri vermeye başlıyor. Aynı zamanda bizim heptik aparatlarımızla beraber hemen bu sorudan sonra bitirelim. Aynı zamanda bizim heptik aparatlarımızla beraber doğru bilişsel yollar oluştuğu için sahaya çıktığında 2-3 dakikada oryante olup beklediğimiz refleksleri verebilecek seviyeye geliyor. Şunu demek istiyorum. Sahada 100 enerji harcıyorsan bizimle 88, 80, 60 artık o günkü performansına bağlı harcayabiliyorsun. Lütfen yanınızda yedek tişörtle gelin ya da biz Sensible tişörtü bastıralım. Onu verelim. Süper. Süper. Çok teşekkür ederiz Uğur Bey. Başarılar dileriz. Sağ olun her şey için. Üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Enispet sizlere teşekkür ederim. Dinleyenlere de ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İkinci girişimimize geçelim. İstersen evet abi. Ama geçmeden benim sorum şimdi ben şimdi Sensible'a bugün yatırım yapacağım. Örneğin 100 TL'lik ama bu 100 TL'lik yatırımın bir kısmı bana geri gelecek. Niye? Çünkü istedikleri yatırım tutarının üzerine çıkıldı. Hala da devam ediyor. Ne kadar çok yatırım olursa benim o 100 TL'den o kadar çok para bana geri gelecek ve benim içeride o kadar küçük yatırımım olacak. Yani aslında ben 100 liralık yatırım yapmak istiyorsam Sensible'a bugün muhtemelen 200 lira, 150 lira gibi rakamlar yatırmalıyım ki paranın bir miktarı gelince içeride 100 liram kalabilsin. Ya o şeyden sonra hani total yatırımcı şeyinden sonra netleşecek tam matematiği onun. Ama problem değil. Yani önemli olan bu girişim içinde yer almak. Hani 3'e 5'e çok bakmadan devam etmek lazım. Evet. Çünkü ben ilk yatırım ilk firma hangisi? Tohumla alakalı bir tarım tarafındaki bir firmada oraya yaptığım yatırımın neredeyse yarısı geri geldi. Evet ya dedim niye böyle oldu? Keşke daha fazla yatırsaydım diye düşündüm. Burada öyle olmaması için fazla yatırım yapabilir arkadaşlarımız. Evet. Planlayan bir soru daha çok hızlı bir cevap istiyorum. Yatırım yaptım. Aradan bir yıl iki yıl geçti. Ben nasıl exit edeceğim küçük mikro yatırımcı olarak? Burada normal yatırımcılıkla aynı mantık. O girişimin exit etmesi lazım ki şey olsun. Hani birinci çözüm o. Onun dışında da önümüzdeki dönemde çıkacağı diğer yatırım turlarında da hani kısmi exit için yine konuşulabilir ama ana çıkış noktası o girişimin bir yere satılması ya da bir tarafına satın alınması oluyor. Evet, o küçük yatırımcıların hisselerini alacak potansiyel bir yatırımcı çıktığında muhtemelen. İkinci el borsa için de çalışmalar devam ediyor Borsa İstanbul önderliğinde ama şu an henüz yok. Okey, gelecekte şeyde olacak. Aynen. Yani bir yatırım satılma olmadan ben başka bir yatırımcıya hisselerimi devredebileceğim. Evet. Evet. Harika, süper. Çalıştı. Tamam. Süper. Bir sonraki girişimcimiz... Gürcan Bey'e geçelim. Gürcan Bey. Tamam. Evet Gürcan Bey merhaba, hoş geldiniz. Sesiniz kapalı. Sesiniz kısık olabilir mi? Tamam, açtım. Merhabalar Ziya Bey, merhabalar Enis Bey. Merhabalar. Merhabalar. İsterseniz hemen ekran paylaşımını yapın ve sunumumuza geçelim. Sonra sorularla devam edelim Gürcan Bey. Tamam. Eskişehir'den ikinci girişimimiz bu arada. Aynen. Öyle mi? Oo, süper. Merhabalar. Kısaca kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Gürcan Serbest. Fernvelle projesinin CEO'suyum. Ben biraz daha sohbet tadında bir sunum ilerlemek istiyorum. Burası Gamescom 2006 yılında. Biz Türkiye oyun sektörü olarak Gamescom'un partner ülkesi olmuştuk. Ve 2016 yılında ilk kez 400 milyon dolarlık oyun ihracatını hedefliyorduk. Başardık. Ve 2023'te de 2,5 milyar dolarlık bir oyun ihracatı yapıyorduk. Yapmayı planlıyorduk. Tabii 2016'da biz 400 milyon dolarlık oyun ihracatını gerçekleştirdik. O zamanki ismiyle Image Studio, şimdiki ismiyle Negenter yazılımı olarak da bu ihracatın
kahramanlarından biri olduk ve 2020 yılındaki 1 milyar dolarlık oyun ihracatı hedefimizi de dernek ve üyelerimiz olarak tamamladık. Dediğim gibi şu anda tam enerji olarak 2023 yılındaki 2,5 milyar dolarlık oyun ihracatına odaklanmış durumdayız. Ben 16 yıllık bir sektör emektarı olarak Türkiye'nin ilk unicorn'un oyun sektörüne çıkmasına çok mutluyum. Üçüncü oyun şirketimiz de Türkiye'nin bir başka unicorn oldu. Oyun sektörü çok ciddi gelişmeler kaydediyor. Biz de 2023 yılındaki oyun ihracatı hedefine katkıda bulunmak için Fermvale ile projesini tasarlıyoruz. Fermvale ile şu anda oyun sektöründe çok popüler olan bir tür, son kalan hayatta kalır tarzında bir oyun ve bunun dünyada çok başarılı örnekleri var. Bu başarılı örneklerine PUBG'yi ve diğer tarafta Fortnite'ı verebiliriz ve diğer birçok aslında başarılı olan bir tür. Tabii biz Fermvale ile eğer bu rakiplerle rekabet etmek istiyorsak çok farklı özellikleri oyunumuza getirmeyi planladık. Öncelikle burada ilk planladığımız şey diğer oyunlardan farklı olarak oyun haritamızı 10 kilometre kareye çıkartmak oldu. Daha gerçekçi bir çevre ortamında bunu yapmayı düşündük. Az sonra göstereceğim gibi bir gün sistemini tamamen oyuna entegre ettik. Ve en önemlisi oyun sektörü tamamen değişiyor. Özellikle blockchain teknolojinin oyuna adapte olmasıyla birlikte oyun sektörü tamamen bambaşka bir yere gidiyor. Biz de bunun erken aşamada girerlerinden biri olmak istedik ve blockchain tabanlı ekonomi sistemini oyunumuza entegre ettik. Aslında diğer tüm oyunlarda en önemli özelliğimiz olarak aslında oyuncular oyunumuzu oynadıkça NFT adını verdiğimiz NFT'ler edecek ve bunu farklı pazarlarda aslında satabilecekler. Bu oyunumuzun en önemli özelliklerinden birisi. Bu konuda da bugün çok önemli bir blockchain projesiyle dünya cümlü görüşmelere başladık ve ciddi kademe kaydettik. Yakında bunun duyurusunu da gerçekleştiriyor olacağız. Örnek olarak oyunumuzun gün sisteminden bahsetmek ve göstermek zorunda kalırsam oyunumuza yaklaşık 20'den fazla hava durumunu, sisli, yağmurlu, karlı, fırtınalı birçok farklı hava durumunu simüle edebiliyoruz. Bu oyunculara farklı zorluklar yaratıyor ve hayatta kalma öğelerini destekliyor. Diğer tarafta tabii biz şu anda dünya cümle bir blockchain projesiyle işbirliğine gitmek üzereyken aynı zamanda kurucusu olduğum Negentre yazılım Türkiye'de 7 tane blockchain teknoloji developer'dan biri. Bu bize önemli bir avantaj sağlıyor. Blockchain teknolojilerini oyunumuza adapte etme konusunda. Tabii Fermvale ile büyük bir proje. Büyük projeyi yapmak için de ciddi ekiplerle çalışmak gerekiyor. Ve biz de alanında her biri en az 10 yıl sektör tecrübeli insanlarla çalışıyoruz. Örnek olarak Ayça bugün birçok ünlü uluslararası oyun firmasına Türkiye'de pazarlama konusunda danışmanlık yapıyor. Altı hocamız bugün Bahçeşehir Game Lab'da oyun dersleri veriyor. Serdar hocamız yine doçent doktor alanında. Ozan Yurdakul yine alanında doktora sahibi ve hala aktif olarak 10 seneden fazla oyun sektöründe çalışıyor. Nadir, Onur Bey, Tayfun da alanlarında bu alanda 10 seneden fazla tecrübeye sahip kişiler olarak aramızda yer alıyorlar. Tabii totalde ekibe baktığımızda 90 yıllıktan fazla toplam bir tecrübemiz var. 2016 yılında 400 milyon dolarlık oyun ihracatının kahramanlarından biri seçildik ve nasıl oyun satacağını çok iyi biliyoruz. Her birimizin alanında çok fazla uzmanlığı var. Bu uzmanlıklarla çok fazla güveniyoruz. Çok ciddi partnerlerimiz var. Örnek olarak Amazon Network tarafında sağ olsun bize destek veriyor. PlayStation Partner programını olduk. Uğur Hocam örnek olarak az önce sanal gerçek endüstrisinden çok fazla bahsetti. Kısaca söyleyeyim. Örnek olarak biz Oculus'un ve Vario'nun resmi partneri olan, her ikisinde resmi partneri olan Türkiye'deki tek firmayız. Aynı zamanda oyunumuzla ilgili olarak 25 metrekare Meredica, FunFox gibi alanda uzman firmalarla da birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Tabii bu çalışmanın zamanında ünlü oyun motoru Unity'de bize destek veriyor. Ayrıca oyunu geliştirdiğimiz Unreal Engine'de de Türkiye'deki en deneyimli ekibiz. Çünkü Unreal Engine'in Founders Club memberiyiz. Alfa sürecinden bu yana Unreal Engine'i kullanmaya devam ediyoruz. Böyle oyundan örnekler göstermek istersem
Oyunumuz birçok aşamadan geçiyor. Biz oyunumuzun şu anda oyun tasarımını, hikaye tasarımını, karakterlerin backstory'lerini, karakter tasarımlarını tamamladık ve hızlıca prototip üzerinde çalışıyoruz. Ve çok yakın zamanda da prototipi çıkartacağız. Öncelikle oyunumuzu biz PC'ye çıkartmak istiyoruz. İkinci aşamada da PlayStation ve Xbox'a çıkartacağız. PlayStation ve Xbox'ın şu anda resmi partneriyiz. Üçüncü aşamada olduktan sonra oyunumuz belli bir aşamayı katlettikten sonra mobil platforma ve Nintendo Switch'e oyunumuzu port etmeyi planlıyoruz. Tabii rakiplerimize baktığımız zaman gerçekten son kalan kazanır oyunları, Battle Royale oyunları şu anda oyun sektörünü tamamen baştan aşağı çalkalıyor. Örnek olarak Mayıs 2020'de PUBG bir ayda 226 milyon dolarlık bir gelir elde etmişti. Bizim hedeflediğimiz öncelikli pazar PC pazarı, marketin %24'lük kısmını ilk aşamada hedeflediğimiz pazar PC pazarı, marketin %24'lük bir kısmını kapsıyor. Tabii hedeflediğimiz ülkelere baktığımız zaman biz yine tabii ki her zaman gibi ilk 10'daki ülkeyi hedefliyoruz. Ve birinci sırada Çin, Amerika, Japonya gibi ülkeler geliyor. Bunlar da yaklaşık 15 milyar doların üzerindeki pazarlara tekabül ediyor. Oyuncularımızın kitlesi de %54 erkek ve %46 kadınlardan oluşuyor. Bu konuda da oyunumuzdaki karakter tasarımlarımızda cinsiyet eşitliğine çok önem veriyoruz. Erkeklerin yaş ortalaması 32 iken kadınların yaş ortalamasında 34 olduğunu görüyoruz. Yine buradan direkt daha net olarak bakarsak Fortnite'ın, PUBG'nin oynandığı pazarları görebiliyoruz. Türkiye oyun sektörü tabii büyüme kaydediyor. Şu anda toplamda 32 milyonluk bir oyuncu kitlesine sahibiz ve toplam oyun hasılatımızda Türkiye'de 830 milyon doları ulaşıyor. Bunu şunun için paylaştım. Bizim birinci öncelik amacımız aslında oyun ithalatının önüne geçmek. Öncelikle iç pazara hedef alan bir oyun geliştirmek ve iç pazardaki büyük payı almayı hedefliyoruz. Tabii Haziran 2021'de biz fon bulucu ile yolumuza çıktık. Eylül ayının müteakip COSGAP'in ilgi destek programlarına başvurup şirketimizin kuruluşunu gerçekleştirip Mart 2022'de de Kickstarter'a çıkmayı planlıyoruz. Kickstarter'da da yaklaşık 400 bin dolar bir hedef koyduk. Eylül 2023'te de oyunumuzu erken aşama olarak çıkartmayı planlıyoruz. Kickstarter'da hepimiz bundan önceki tüm Kickstarter projelerini incelediğimizde ilk gün büyük ölçüde fonlandığını projenin görüyoruz. İlk gün fonun büyük kısmı alan projenin fonlandığını görüyoruz. Biz de çalıştığımız Yelop gibi partnerlerle bütün stratejimizi 12 saat içinde projemizin tamamını fonlayacak şekilde planlıyoruz. Ayrıca şu andan itibaren işte bu çalışmalar kapsamında geliştirdiğimiz yeniçeri karakterlerimiz hazır. Hatta bunları fon bulucuda bize 2000 TL üzeri yatım yapan tüm girişimcilerimize de hediye ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Oyun sektöründe çok ciddi bir büyüme var. Acayip rakamlar, acayip yatırımlar, büyümeler yaşanıyor. İnşallah siz de çok güzel yerlerde göreceğiz. İnşallah. Bizim de umudumuz önünde. Bütün tecrübemizde buna çalışıyoruz. Çok kısa bekleme yapayım, sonra Ziya abiye vereyim sözü. Az önce adminden kontrol ettim. Bir 5 tane yatırım gelmiş yayında. Hani yayını izleyenlerden mi geldi yoksa başka yerden mi bilmiyorum ama muhtemelen buradan gelmiştir. Çok büyük ihtimal buradan gelmiştir. Aynen. Fermvilla'da desteğinizi bekliyoruz. Onu eklemiş. Daha dur. Program bittiğinde şimdi yatırımcılar hepsini izliyor. Evet. Hepsini izledikten sonra gelecekler oraya, dönecekler oraya bence. Bu arada YouTube'dan soruları iletebiliyor musunuz? Ben bir uyarı geldi bana da, baktım soruları YouTube'da chat kısmına yazamıyorsanız bir kontrol ettim. Kanala abone olanlar sorularını chat kısmına yazabiliyor gibi bir ayar yapılmış gibi geldi bana. İsterseniz oraya bir kanala abone olmak zorundasınız artık soru sormak için. Farkında olmadan olmuş o. Hemen kanala abone olup sorularınızı oradan da iletebilirsiniz. Yine hem LinkedIn'e de bakıyorum ben. Bir yandan da diğer platformlara bakıyorum. Oyun pazarı Türkiye'de büyüyor. Gerçekten önü çok açık. Çok potansiyeli var. Hatta şu geçtiğimiz son çeyrekte yatırımların son bir yıl içerisinde çok büyük bir kısmını zaten oyun sektörü götürdü baktığımız zaman. Güzel oldu. Şimdi ben daha önce bu ekiple birlikte hiç
bir ortak bir çalışma yaptınız mı? Bir ürün, bir oyun, bir şey çıkarttınız mı ortaya? Yoksa bu ekip ilk kez bu proje için mi bir araya geliyor? Ben onu merak ettim açıkçası. Şimdi tabii ilk kez ekibimize dahil olan insanlar var. Yaklaşık 10 senedir birlikte çalıştığımız insanlar var. Oyunumuzun özelinde ihtiyacımız olduğu uzmanlığı sektördeki bağlantımızda, network'ümüzde oluşturduk ve insanları projeye davet ettik. Tabii Fernville'le sürecinden önce oyun yaptık. Çünkü Fernville çok ciddi bir prodüksiyon. Tecrübesiz yapılabilecek bir proje değil. Biz yaklaşık 2014'ten beri bu arada aslında o zamanki ismiyle İmece Stüdyosu olarak, şu anki ismiyle Negenter olarak oyun sektöründeyiz. Ve Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik firmalarından birisiyiz biz. O zaman 2014-2016 yılında elektronik kongre fuar organizasyon endüstrisi, ki Türkiye'nin en önemli endüstrilerinden biridir. Burada dünya ünlü markalara, bilmiyorum adını vermek ne kadar olabilir ama negenter.com.tr'ye gidip oradaki referanslarımıza baktığımız zaman bu dünya ünlü firmaları görebilirler. Bunların tamamını biz sanal gerçeklik oyunları tasarladık ve bunları yayınladık. Aslında bu tarafta hem binlerce etkinlikte oyuncuların, kullanıcıların her yaştan nasıl geri bildirimler yaptığını bizzat gözlemleme fırsatı olduk. Ve birçok da oyunu bu şekilde pazara sürdük. Ve bununla da 2016 yılında 400 milyon dolarlık oyun ihracatının kahramanlarından biri seçildi ki Mecid Stüdyosu olarak. Tabii şu anki ismi Negentra olarak düzelteyim. Süper. Emeğinize sağlık. Ben bu arada belki YouTube'daki o ayarı düzeltmiş olabilirim arka taraftan. Onu halletmeye çalıştım. Şimdi yorumlar gelmeye başladı. Evet, hatta ilk gelen yorumu da ekrana yansıtmış olayım. Hakan Bey selamlarını iletmiş. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de selamlarımızı iletelim ona. Gururlanmıştır şimdi bizi izlerken. Evet, bir sonraki programda mutlaka Hakan Bey'i de bekleriz. Böyle güzel başarı hikayelerini konuştuğumuz bir program olur diye ümit ederim. Şimdi ben açıkçası çok fazla böyle bilgisayarımda benim hiç oyun yok bu arada. Telefonda da kurmamaya çalışıyorum. Çünkü birkaç sefer böyle oyun indirdiğim zaman sürekli oyun oynadığımı fark ettim. O zaman benim için böyle farklı yerlerde değerlendirmek istediğim için oyunlardan hep uzak tuttum kendimi. Ama oyun sektörü, oyun pazarı pandemiyle birlikte, e-ticaretle birlikte dünyada tetiklenen önemli sektörlerden biri. Çünkü insanlar kapalı kaldığı müddetçe bakıyorum bir takım verilere, datalara, oyunlarla alakalı işte oyun şirketi olan arkadaşların paylaşımlarına son 1,5-2 yılda inanılmaz derecede ivmelenmiş vaziyette. Şeyi de arttırdı muhtemelen. E-ticaret sektöründe yeni müşteri sayısı arttı. Oyun tarafında da yeni kullanıcı ve aynı zamanda buralarda para harcayan insan sayısı da arttı diye tahmin ediyorum. Yani şimdi yaşlar da düştü. Arkadaşımın çocuklarından bakıyorum. 10 yaşında, 12 yaşında işte 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar buralarda harcama yapıyorlar. Babalarından izin istiyorlar. Ya baba işte bilmem ne şapka alacağım oyunda 1 dolar. İşte ayakkabı alacağım 2 dolar. Şimdi bu şeyler de harcamalar da buraya da düşmüş vaziyette. Dolayısıyla çok büyük bir pazar, büyük bir potansiyel bizi bekliyor diye tahmin ediyorum orada. Kesinlikle. Türk oyun sektörü özellikle son 2 yılda hyper casual adını verdiğimiz türde çok ciddi bir ivmelenme kaydetti. Buradan yani 2 yıl öncesiyle kıyasladığım zaman 2 yıl önce 30-32 tane oyun stüdyosu varken şu an 350'den fazla oyun stüdyosu var. Yatırımcılar oyun sektörüne çok ciddi bir yatırım içindeler. Özellikle pandemi sektöründe oyun sektörü çok ciddi bir şekilde ilmelendi ve bir önceki yıla göre %60 bir büyüme kaydetti. Aslında bu yıllardır böyleydi ama Türkiye'de özellikle Epic Games'in Zynga'ya satılması, Epic Games'in unicorn olması, arkasından Gram Games gibi, Rolik gibi oyun sektörünü bizi gururlandıran firmaların çıkması yatırımcıların oyun sektörüne ilgisini çok ciddi derecede arttırdı. Ve son olarak biliyorsunuz gururumuzdur ve ben şunu iddia ediyorum. Yani daha Türkiye'den çıkacak 3-4 tane daha unicorn var. Biz sektör içinde olduğumuz için bu firmaların yaptığı çalışmaları biliyoruz. Ve bu Türkiye'den çıkan unicornların birçoğunun oyun sektörü olacak. Çünkü bir anda milyonlara ivmelenme gibi bir şansınız var ve çok küçük rakamlarla oyun sektörünün harcı bunu hiçbir sektör neredeyse veremiyor. Böyle bir avantaj var ama tabii bizim yaklaşık 2000'li yıllardan beri başlayan oyun serimizde çok başarılı örneklerimiz var. Bunlar yatırım almadığı, satılmadığı için şu an unicornlar değil mesela, ama dünyaca bizi gururlandıran Tailwords diye bir firma var.
Ve onların geliştirdiği Mount & Blade oyunu 19 milyon kopya satmış durumda. Ve dünya tarihinin en iyi 100 oyun içinde. Biz oyun sektörüne çok ciddi inanıyoruz. Ben de bu sektörün 16 yıllık bir emektarı olarak çok ciddi bir inanç içindeyim oyun sektörü içine. Oyun sektörü çok kısa vadede çok farklı yerlere gelecek ve Güney Kore'de olduğu gibi ki Güney Kore bunu bizden çok daha önce fark etti devlet teşvikleriyle beraber oyun sektörünü yıldız sektör seçti ve bu yıldız sektörü yatırım yaparak çok büyük yapımlar ortaya çıkartabildi. Devletimiz de sağ olsun çok ciddi oranda oyun sektörüne destek vermeye başladı ki zaten hali hazırda veriyordu. Devletimizin bu desteğiyle oyun sektörümüzün büyümesiyle ve yatırımcılarımızın da, yatırımcılar derken sadece fon bulucudaki değil, yani VC'ler, melek yatırımcılar, bireysel yatırımcılar, her kim olursa, oyun sektörüne inanan herkesin ilgisiyle beraber oyun sektörü Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek sektörlerden biri olduğuna inanıyorum. Çok da başarılı yerlere gelecek. Biz de Fernville ekip olarak nacizane oyunumuzu tasarlarken çok büyük rakiplerle, milyar dolarlık yapımlarla rekabet ediyoruz. Gördüğünüz gibi PUBG mesela sadece Mayıs ayında 246 milyon dolarlık bir gelir elde etmiş. Yani böyle bir maddi gücün önünde bizim rekabet edebilmemiz birebir aynı çözümle mümkün olmuyor. Ama biz de oyunumuzu nasıl farklılaşabiliriz deyip bunu en ufak ayrıntısına kadar detaylandırıp işte oyunumuzu NFT yapısına dahil edelim. Çünkü PUBG'nin havuzu ve yapabilecekleri, alabilecek riskler farklı. Bizim yeni bir girişim olarak alabileceklerimiz riskler farklı. Bunları çok iyi analiz ederek oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Umarım da biz de oyun sektöründe başarılı firmalardan biri oluruz diye düşünüyoruz. Süper. İki tane kritik soru gelmiş. Bir tanesi Yunus Bey sormuş. NFT ile beraber token çıkartmayı düşünüyor musunuz? Oyun içi eşya alım satım işlemleri için hangi platformun altyapısını kullanacaksınız demiş. Evet, onu hemen hızlıca söyleyeyim. Bugün projemizin Twitter sayfasında yayınladık. Ayrıca güncelleme de yaptık. Enis Beyler onu da yatırımcılarımızla paylaşacaktır diye umut ediyorum. Şu an ismini vermeyeyim. Kesinleşmeden örnek vermek doğru olmaz ama şu an bu alanda çalışan dünyanın en ünlü projelerinden birisiyle işbirliği noktasına kadar geldik. Oyun içi değer, ben artık onlara bir değer diyorum, yani item demiyorum. Oyun içi değer alım satımında kullanıcıların değerlerini satacağı, birbirine takas edebileceği bir altyapı geliştiriyoruz. Hiçbir platforma çalışamamasak bile Negenta Türkiye'de bu alanda çalışan ilk firmalardan biri, kurucusu oldum. Bu NFT yapısını da kurmaya kadiriz. Lakin işbirliği anlaşmamızı yakında tüm yatırımcılarla da paylaşacağımızı umut ediyoruz. NFT konusunda. Süper. Engin Bey kritik bir soru sormuş. Kickstarter'daki fonlama başarısız olursa bir planınız var mı demiş. Tabii. Aslında fon bulucu da Kickstarter'da bizim oyunumuzun PR değerini ve marka temsilcilerini arttırmak için yapılan bir proje. Çünkü Ziya Bey, siz bir yatırımcısınız şu anda. Projemize belli bir miktar yatırım yaptınız. Örnek olarak bu oyun çıktığında etrafınızdaki insana diyeceksiniz ki benim yaptığım yatırım çıktı ve oynayacak. Siz ve bunu istatistiklere göre en az 13 kişiye yayacaksınız. Ve çevrenizdeki kişiler de eğer bundan memnun olursa 13 diye bu sürüp gidecek. Bu bizim aslında çok ciddi bir, aslında siz bizim hem yatırımcımızsınız hem marka temsilcimsiniz, bir taraf değil diğer tarafta da oyuncumuzsunuz. Zaten örnek olarak verirsem Fernville ile en az birkaç milyonluk bir prodüksiyon. Hani fon bulucuna aldığımız yatırım sadece bizi belli bir noktaya kadar götürür. Bu durumda şu anda zaten hali hazırda hem fon bulucudan önce hem de fon bulucuyla bizi bulan Orta Doğulu yatırımcılar var. Büyük yatırımcılar var. Bunlarla da görüşmeler çok olumlu şekilde ilerliyor. Ki oyun sektörünün yapısı gereği aslında Kickstarter yine bizim için bir PR. Bu oyunu daha güçlü bir sesle duyurabilmek için bir PR çalışması. Kickstarter başarılı olmasa bile bizim için oyun sektörünün yapısı gereği genelde biz oyunlarımızın yatırımlarını publisher adını verdiğimiz yayıncılardan alırız ve bu yayıncılarla bir gelir modeline gideriz. Bu konuda da görüştüğümüz yurt dışından yayıncılar var. Projemizin büyük bir kısmını Kickstarter olmasa dahi onlardan zaten fonluyor olacağız. Zaten dediğim gibi hem yurt dışında görüştüğümüz yabancı yatırımcılar var. Bir taraftan Kickstarter projemiz var. Buna çok yazılamıyoruz. Aynı zamanda işte
İsim vermeyeyim ama çok büyük yatırımcılarla, yatırımcı diyorum, yayıncılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz risklerimizi A planı, B planı, C planı, D planı şeklinde bölmüş durumdayız. Süper. O zaman son bir soru daha alalım buradan. Başarılı olmanız temennisiyle demiş dostumuz. Tahmini olarak bir exit süresi ne olur? Tahmin ettiğiniz bir süre var mı demiş. Yani biz 21 milyon dolarlık 5 yıl içinde bir gelir hedefi elde ettik. Sadece oyun gelirlerimizden. Bunun da hedefini çok basit bir çarpanla yaptık. Örnek olarak bunu paylaşmam gerekiyorsa. Oyun sektörünün biz standartlarını aldık. Başarılı bir oyunu biz 1 milyondan sonra başarılı addederiz. 100 bin bizim için standart bir rakamdır. Yani çok kayda alınmayan sektörden bir rakamdır. 100 bin rakamı bizim için ama biz oyunumuzu 5 yıl sonunda beklentiyi de çok yükseltmemek, yatırımcılarımıza karşı da mahcup olmamak için hedefimizi en alta koyduk. 100 bin dedik. 100 bin çarpı 19 dolardan ayrıca 2 milyon dolarda farklı oyuncu gelir, oyuncu item satışlarından gelir elde edeceğimizi düşünerek yaklaşık 21 milyon dolar 5 yıl içinde bir gelir elde edeceğimizi planladık. Ama biz oyunumuzu yayına soktuktan 1 yıl içinde yaklaşık 100 bin adet kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. 100 bin çarpı 19 formülünden de yaklaşık ne kadar süre içinde exit edeceğinizi bulabilirsiniz. Biz burada maksimum 2 yıl süre veriyoruz Ziya Bey. Peki, süper. Sizin özelinize gelen sorular bunlar. Enis, ekleyeceğin bir şey var mı? Yok, geçebiliriz bir sonraki girişimimize. Heyecanla bekliyoruz Fanbil'in gelişimini de. Ben süper, çok başarılar diliyoruz Gürcan Bey. İyi yayınlar, sağ olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Şimdi sana Enis birkaç soru var. Birincisi, bahsetmiş olduğumuz kitabın adını sormuş bir dostumuz. Söylerseniz Startup ilk... Startup yatırımcısının el kitabı Kıvılcım Çaylı. Okey. Onu da söylemiş olduk. Bir de güzel bir soru vardı. Yatırım yaptıktan kısa bir süre sonra vazgeçme, geri çekilme durumu oluyor mu? İade şansı var mı yani? 48 saat yasal süreniz var. 48 saat içinde geri çekebiliyorsunuz yatırımınızı. Onda herhangi bir engel bir durum yok. Süper. Uğur Bey'in de bir temennisi var. Mevcut ortaklarıma ve potansiyel ortaklarıma bol şanslar diliyorum demiş. Herhalde çok güzel bir tabir. Girişimlerin yatırımcısı kendisi. Evet. Yeni ortaklarına da bol şanslar diliyor. Serdar Bey bir yorum yapmış. Demiş ki halka startup kurun demiş. Aslında biz bütün startupları halka açıyoruz burada aslında. Doğru mu? Halka startup, kurulmuş startup'ı getiriyoruz. Halk istediğine ortak oluyor bir anlamda baktığımız zaman. Kesinlikle. Peki, o zaman süper. O zaman son girişimimiz, bu akşamın girişimcisi Salih Bey'i davet edelim. Lezzetli bir girişimimiz geliyor şimdi. Evet, biraz karnımız acıkacak belki bu saatte ama Allah'tan Maltepe'de değilim diyorum ben. Sözü Salih Bey'e size veriyorum. Keşke olsaydınız. Geldiğimizde neler kaçırdığınızı göreceksiniz. İnşallah geldik. Hepinize Hamurla Operasyon Merkezi'nden merhaba diyorum. Böyle bir organizasyonu yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bu her şeyden önemlisi burada bizleri kendimizi ifade etmemizi, girişimimizi anlatmamızı, potansiyel yatırımcıların da bunları yakından izlemesini, görmesini, değerlendirmesini sağlıyorsunuz. Tabii ben sunum yaptıktan sonra bazı yorumlarım olacak bunlarla alakalı. Hızlıca ben paylaşayım isterseniz sunumumu. Tabii. Okey. Ben tam ekran yapayım mı burada? Tabii yapabilirsiniz. Daha güzel olur. İşte bu. Evet. Biraz Ziya Bey'in dediği gibi ben biraz karnınızı acıktıracağım galiba. Şimdi sunumuma, Hamurla sunumuna özellikle eldivenden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz birçok girişimcinin yaptığı en büyük hata girişimini planlarken insanlara ne tür mesajlar vereceğini, insanlara neler anlatacağını, neler hissedeceğini pek düşünmeden balıklama dalmayı sever. Biz buradan başladık. Bir sene sürdü biz bu eldiveni tasarlarken ve kendimize şu soruyu sorduk. Dünyada da bizi anlatacak, en azından simgesel olabilecek bir tasarım ortaya koyalım diye. Biliyorsunuz İspanya'ya da giderseniz, İtalya'ya da giderseniz, hangi kıtaya giderseniz gidin. Bu bir fırın eldivenidir. Sıcaklığı ve tazeliği simgeler.
Bu arada biz tüm altyapı yatırımlarımızı tamamladık. Sosyal medyadan diğer arkadaşlar bizi merak edenler YouTube kanalımızda var. Her birinden merak ettikleri konular hakkında rahatlıkla cevapları bulabilirler. Şimdi ben projeden bahsedeceğim kısaca. Burada bir giriş yapmam gerekiyor. Şimdi biz ben yaptım sloganı ile yola çıktık. Hamurla B2B, B2C, e-ticaret alanında farklı ürün, hizmet ve pazarlama modeliyle henüz kimsenin faaliyet göstermediği özel bir pazarda ilk olmayı başaran inovatif bir girişimdir. Efendim biz burada niş bir alanda niş bir ürünle yaptık. Burası çok önemli. İleriki safhada bunu anlatacağım. Müşteri doğrulamalarında ne demek istediğim çok daha net anlaşılacak. Bizde hızlı bir büyüme potansiyeli var biliyorsunuz. Hem gıda ürünlerinde hem evlere hızlı teslimat modeliyle. Pandemi döneminde biz bunun nerelere varabileceğini kesin bir şekilde gördük. Birazdan bununla alakalı da Ticaret Bakanlığı'nın kısa iki tane rakamını paylaşacağım. Daha net anlaşılır olması için. Şimdi biz burada doluk ürünlerimizi evlere doğrudan ulaştırıyoruz ve evlerde çok kısa sürede bunların hazırlanıp tüketilmesini sağlıyoruz. Bu iş modeli şu an sahada uyguladığımız şekliyle başarılı olmuştur. Tüm dünyaya ihraç edilebilen kaliteli gurme ürünler, bunlara sakın kesinlikle market ürün tırmamamız gerekiyor. Bununla alakalı da bazı noktalara belki sorular gelebilir. Kısaca buna değineyim. Şu anda hali hazırda gurme olarak tükettiğiniz son satış noktalarından ulaştığınız bu ürünlerin tamamı şu an doğrudan ulaşabilir hale gelmiştir. Biz bunu tasarlarken pazarlama modelimizi çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bunlar bir kesinlikle donuk ürün değil. Kendim pişir, kendi ye, gurme unlu mamuller olarak tanımlıyorum. Burada donuk olmasının ne demek olduğunu şöyle ifade edebilirim. Şu anda dünya üzerinde bir gıda ürününü üretildiği bir yerden başka pazarlara ulaştırmanın en doğal, en katkısız yoludur. Ve biliyorsunuz daha sonra bahsedeceğim gene ileride sürdürülebilir gıda tüketimi en temel sorunlarımızdan bir tanesi olacak. Şimdi ben az önce bahsettim, hızlı büyüyen bir pazarın içerisindeyiz. Türkiye'de inanılmaz bir büyüme hızı var burada. Burada 2019 ve 2020'yi görüyorsunuz Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı veriler. Biz bunların %2'lerden %4'lere çıkması için böyle adım adım takip ederken 2017'den itibaren bu pazar, e-ticaret pazarı hızlıca büyüdü. Şu anda 2020 itibariyle toplam yapılan ticaretin 15.7'sine gelerek rekor bir seviyeye ulaştı. Şimdi biz bunun içerisinde neresindeyiz? Şunu hemen söyleyeyim. Bakınız, şurada gördüğünüz ok işaretiyle gösterdiğim yeme içme sektörünün büyüklüğü. Şu an 2020 itibariyle 8.1 milyar lira e-ticaret, yani dijital yollardan satılan yemeklerden söz ediyorum. Diğeri de son zamanlarda hızlı ölçeklenen, hızlı büyüyen getir bana gibi, bana bir gibi iş modellerinin geldiği nokta. Market ve market gıda ürünlerini %283 büyüklükle 5.3 milyarlık bir hacme erişti. Biz bu iki segmente de dahiliz. Yani 13-14 milyar liralık toplam bir alışveriş potansiyeli içerisindeyiz. Şimdi bu veriyi neden kısaca sizlere verdim? Burası önemli. Evet, e-ticaret yapıyoruz. Evet, biz bunun içerisindeyiz. Niş bir alana hitap ediyoruz. Bu da doğru. Peki pazar potansiyeli nedir? Bunu nasıl ölçeklersiniz? Bu soruların cevabını az önceki tablolarda kısaca vermiş oldum size. Şimdi biz ne yapıyoruz? Burada gördüğünüz biz 3 segmentte tam 12 tane ürün koydum buraya. Bunları kısaca tanıtabilmek için nasıl yaptığınızı daha sonra kısa bir videoyla anlatacağım ben size. Şimdi ekmek çeşitlerini görüyorsunuz. Ekmek çeşitleri içerisinde yani ekşi mayalılardan tutunuz da çok pahalı ekmeklere kadar şu anda son 10 yılın trendi olan ekmeklerin tamamı, bu ekmeklerin hiçbirini piyasada bu şekliyle bulamazsınız. Bunların ve artı 20 çeşit daha var. Artı 300 çeşit ürünümüz var tüm e-ticaret sistemi içerisinde. Bütün bu ürünleri donuk olarak evlere ulaştırıyoruz ve burada
da gördüğünüz tamamen YouTube videolarından oluşuyor. Kanallarımızdan, YouTube kanalımızdan tüketiciye videolarını gönderiyoruz. Pişirmesi nasıl yapılıyor burada izledikten sonra 18-20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde kahvaltılıktan kurabiyesine kadar. Tabii baklava ve börek segmentini ayrı tutuyorum burada. Sebebi şu, bunlar 30 ila 45 dakika aralığında hazırlanıyor. Ama diyoruz, siz bunları evde, bayram yaklaşıyor bugün, bugünlerde bunu denemek istediniz. Biraz sınırlı alanda çalıştığımız için belki ah vah edebilirsiniz ama şu an iddia ediyoruz, bu baklava, ekmek veya herhangi bir çeşit evinizde hazırlık pişirdikten sonra biz dışarıda neler yiyormuşuz diye kendinize soracaktınız. Şimdi ben burada size kısaca bir video izletmek istiyorum. Ürünümüz nasıl eve ulaşıyor, nasıl hazırlanıyor noktasında bazı soru işaretlerine cevap bulabilmek için. Burada ben size anlatacağım ilerledikçe. Efendim, hamurla evde fıstıklı havuç dilim baklava nasıl yapılır? Bu ürün 33 santim tepsiden oluşuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşımız özel termo ambalajının içerisinden çıkarıyor ve iç ambalajını da burada açtıktan sonra yarım saatlik bir dinlenme periyoduna sokuyor ürünümüzü. Bir burada hazırlama önerilerinde de bulunabiliyoruz. Artı 4 buzdolabında bir gün beklettikten sonra çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Fırınımız hazırlıyor, 200 dereceye ayarlıyor pişirme öncesi bir şey, talimat. Ve fırını sonra baklavamızı veriyor. Şerbetini ayrı gönderiyoruz. Baklavayı bu arada neden seçtiğimizi söyleyeyim. 300 artı ürün içerisinde herkesin aklına şu soru gelebilir. Evde en zor yapılabilen, en zor ortaya konabilen üründür baklava ve börek. Şimdi bunu burada ne kadar kolaylaştırdığımızı görüyorsunuz. Şerbetimiz de geldi. Şerbeti de kaynattık. Bu arada fırın camından kontrol ediyoruz belli bir süre baklavasını ve piştikten hemen sonra gördüğünüz gibi fırından çıkarıp şerbetini veriyoruz. Bu ikisi sıcak olmak zorunda, bazı detaylar var, baklava yiyenler bilir. Belki evde pişirenler de vardır. Burada bazı hassas noktalar var. Biz bunların uyarıların tamamını bu videoda yapıyoruz. Peki, bunu göstermekteki maksadımız şuydu. Burada önemli olan birkaç husus var. Birincisi bunlar -18 ürünler. Bunlar eve nasıl ulaşıyor bir teslimat noktasında. Biz bu noktada bir tavuk zincir altyapısı oluşturduk ve buralara çok ciddi yatırımlar yaptık. Bir hanımefendi rahatlıkla 300 artı donuk ürüne bölgesindeki depodan 30 ila 45 dakika içerisinde tüm bu ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyor. Şimdi burada hangi sorunlar var ve hangi sorunlara bir çözüm buluyoruz konusunda kısaca bir tanımlama yapacağım. En büyük problem sıcaklık ve tazelik. Bizim şu anda hissettiğimiz ve dediğimiz bu ürünlerden beklentilerimiz bunlar. Ve en son olarak da israf. Bu sadece bizi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir nokta. Biz bu üç noktada, üç soruna çok pratik ve önemli çözümler sağlıyor. Şimdi sektörde yüksek israf oranları var biliyorsunuz. Bu noktaya sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaşık birkaç tane örnek vermek istiyorum. Şu anda kısaca geçeceğim bunları. Her yıl dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 1/3 israf ediliyor. %30'u da düşünebiliyor musunuz? Üretiliyor, hiç tüketilmeden, raflara dahi konulmadan tamamen çöpe atılıyor. Peki Türkiye'deki durum ne? Türkiye'deki 33 milyon ton çöpün hemen hemen yarısı, 14.5 milyon tonu gıda. Bunlar hiç tüketilmeden tamamen evlerde çöplere atılan ürünler ve bunların çok büyük bir kısmı unlu mamul maalesef. Şimdi burada rakamlar vereceğim hemen bunu tanımlamak için. Dünyada 1.3 milyar ton gıda israfı yapılıyor. Bu çok ciddi bir rakam. İsrafın yarısı perakende ve nihai tüketiciden kaynaklanıyor. Burası çok çarpıcı. Yani hepimize dokunan bir tarafı var. Diğer yarısı da üreticilerde. Üreticilerimiz maalesef üretim planlaması yaparken
Bu noktalarda kontrolsüz ve hızlı bir şekilde yaptıkları üretimlerin birçoğu, burada yarısı diyebilirsiniz, çöplere gidiyor ve yok oluyor. 1 milyar insan aç ve yetersiz besleniyor dünyada. Bunu biliyor muydunuz? Bu çok önemli bir rakam. Bugünkü hastalıkların temelinde ve bir türlü iyileşemeyişimizin temel sebeplerinden bir tanesidir. İsrafın 1/4 ile kronik açlığa kalıcı çözüm getirilebiliyor. Böyle ve şimdi burada şöyle bir şey hatırlamak istiyorum. Ne diyor ya, Kızılderili bir atasözü var meşhur. Irmak'ta ton balık yendiğinde işte paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlat beyaz adam. Ben bunu sadeleştiriyorum. Efendim, Irmak'ta balık bulamayınca biz ne yiyeceğiz? Teknoloji gelişiyor, her şey her noktada çığır açıcı noktalara geliyor. Bu soruna bir çözüm bulmazsak eğer, bunların tamamı yakın bir gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşacağımızı ben rahatlıkla söyleyebilirim. Peki biz nasıl çözüyoruz bu durumu? Az önce söylediğim gibi ciddi bir soğuk zincir altyapısı kurduk. Biz buralara ciddi yatırımlar yaptık. Bu ürünün hem üretilmesi noktasında hem ambalajlanması noktasında. Bunların tamamı niş özelliklerdir. Ürün özellikleri, ambalaj özellikleri ve evlere ulaştırdığımız bu altyapılar. Burada vatandaş istediği zaman istediği kadar pişirebileceği, isterse bunları 3-6 ay veya 1 yıl muhafaza edebileceği şekilde evinde de depolayabilir. Hiç gerek yok. Yakında bir hamurla deposu var ise eğer 30-45 dakika içerisinde evine ulaşıyor. Burada hem israfın, hem tazeliğin, hem sıcaklıkla alakalı büyük problemlerin önüne biz kalıcı olarak geçmiş oluyoruz. Dediğim gibi ileride en sık konuşacağımız ve karşılaşacağımız sorulardan ve sorunlardan bir tanesidir. Sürdürülebilir gıda ve sürdürülebilir gıda tüketimi. Şimdi efendim, hedef kitlemizi kısaca bir tanımlayalım. Çok basit, hedef kitlemiz bizim hanımefendiler. Gerek çalışanlar, gerek ev hanımları. Burada hemen hemen her birinin evinde bir -18 derin dondurucusu var ve hemen hemen her birinin mutfağında bir fırını var. Yani altyapımız, hedef kitlememiz içerisinde hazır bir vaziyette bekliyor bizi. Efendim, biz hangi pazara hitap ediyoruz? Bu pazarın büyüklüğü nedir sorusuyla karşılaşabiliriz. 50 milyarlık bir pazarımız var kabaca. Şimdi bunu nasıl hesap ediyoruz? 2011 yılında Doruk grubunun CEO'su, Doruk grubu biliyorsunuz piyasanın en önemli tedarikçilerinden bir tanesidir. Sektör toplantısında diyor ki 33 milyar TL'lik bir pazarımız var arkadaşlar. %50'si kabaca ekmek, diğer %'si de tatlı, pasta, baklava ve diğerlerinden oluşuyor. Şimdi ve ayrıca da pazarın 2006'dan beri %7 olarak ortalama ve düzenli olarak büyüdüğünü de tespit ediyor. Pazarın Salih abi, biraz zamanımızı efektif kullanmamız lazım. Çok açtık. Tamam. İstersen yatırım tarafında hani beklentini vesaire oraları anlatırsan hızlıca. Tamam, şimdi buraya geçiyorum. %60'ı İstanbul, %40'ı da Ankara, İzmir ve Antalya sıralaması efendim gerçekleşiyor şu anda. 50 milyarlık pazar, önemli bir pazar büyüklüğü. Dediğim gibi Deloitte bu konuda çok önemli tespitler yapıyor. 2010'da gıda sektörü raporu hazırlıyor ve bu pazar %65'ini tabana yayıldığını ve gıda firmalarının %65'inin neredeyse bu sektörün içerisinde olduğunu söylüyor. Bu pazarda çok önemli bir büyüklüğe sahip olduğunu söylüyor. Şimdi burada önemli bir potansiyel var. Biz pazara nasıl nüksediyoruz? Mikro bayilik sistemiyle nüksediyoruz. B2C kanallardan doğrudan ulaştırdığımız ürünleri mikro bayilik sistemiyle de bireylerin, yani ürünümüzü kullanıp memnun kalanların doğrudan satabilir hale de getiriyoruz. Hem de kurumsal mikro bayi ile o az önce bahsettiğim %65 tabana yayılan küçük ölçekli işletmelerinde bundan hızlıca herhangi bir teminat ve ilave yatırım yapması gerekmeden doğruca ulaşıp satmalarını sağlayabiliyor. Hedefimiz çok basit. Önümüzdeki 5 yılda 50 milyar TL'lik pazardan toplam %2'lik bir pay alma. Projeksiyonlarımızı izlediğinizde bu rahatlıkla şekilde görülebilir. Bu gördüğünüz alanda bir daraltılmış bölgede
ne yaptık? Bu ürünleri ortaya koyduk, yatırım yaptık ve müşterilerimiz tarafından doğrulanmasını istedik. Burası neresi? Maltepe merkezli olmak üzere Ataşehir, Kartal ve Kadıköy'den oluşan mahallelerinden oluşan o toplam 1800 müşteriye ulaştık. Yani biz bu ürünlerimizi müşterilerin almalarını ikna ettik. Parasını ödediler, kullandılar ve ortaya çok güzel geri bildirimler aldık. Şimdi biz burada kendi dijital sistemimiz dışında Getir Yemek ve Yemek Sepeti'ni kullandık biz burada bu promosyonları yaparken. Buradaki geri bildirimleri belki manipüle etmiş olabilirsiniz diye bir soru gelebilir. Biz de diğer platformlardaki ölçümleri şu anda ortaya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi restoran puanı adı altında gösterilen 5 üzerinden 4.6 tamamen lezzete verilen değerler. Bu son bir aylık veriler bu arada. Kurye puanımızda yani yaptığımız hizmet bu arada operasyonlarımızla alakalı puan da 5 üzerinden 4.8 olarak nitelendiriliyor. Burada Yemek Sepeti'nin bizim arka tarafta kullandığımız bir paneli var. Burada süper restoran raporu bulunuyor. Biz buradan işimizin başarısını rahatlıkla bu panelde de hızlıca ölçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada aşağı yukarı 1200 müşterinin %70'ine Yemek Sepeti üzerinden ulaştık. Şu anda ortalamada 2 puanla ölçülebilir başarımızın çok yüksek olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Yani müşterimiz bizim ürünlerimizi aldı, denedi ve onayladı. Şimdi burada iptal olanı neden koyuyorum? Çok önemli. Burada işte siparişte iptal olanı şu anda 16 olarak son bir ay içerisinde gerçekleşen sipariş. Bizden kaynaklanan sipariş iptal oranı şu anda bir tane 0.29 olarak ölçüldüğünü. Biz yıllarca çalıştık. 5 aydır şu anda biz bu satışın içerisindeyiz. Yani operasyon anlamda harekete geçtik. Şu anda müşterimiz tarafından onaylanmış bir ürünle karşı karşıyayız. Efendim bizim sistemimizin 3 temel ayağı var. Biz 14 kişilik bir ekibiz şu anda. Arka tarafta 5 kişilik IT grubumuz, dijital taraflarda çalışan teknik ekibimiz haricinde sahadaki operasyonlarımızı yönetmek, operasyon ayağımız, dijital pazarlama kısmındaki bütün mesajlarımızı, bütün tasarımların tamamını yapan bir dijital pazarlama yapmanı ve tüm ödeme sistemlerimizi kontrol ettiğimiz ödeme sistemleri üzerindeki son kullanıcıyla alakalı yapılan bütün sistemi kontrol eden muhasebe müdürümüz olmak üzere temel 3 ayak üzerine şu anda İstanbul'da Maltepe bölgesinde uygulayıp olumlu sonuç aldığımız bir yapı ile karşınızdayım. Benim anlatacaklarım sunum olarak bu kadar. Ben teşekkür ederim. Peki, efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Salih Bey, çok sağ olun. Benim ilk sorum şu, Kağıthane'ye Avrupa yakasına ne zaman geleceksiniz? Şöyle söyleyeyim Ziya Bey, şu anda çok sıkı bir franchise ve bayilik talebiyle karşı karşıyayız. Her gün ortalama 2 ila 3, yani şu an bir bayilik talebi ölçen taraftayız. Yani bizim sisteme açıp baktığınızda çok ciddi AdWords tarafında reklamlarımız var. Aylık ciddi bütçeler ayırdık biz buna. Geri dönüşler muazzam ama biz diyoruz ki 2022'nin başında bu talepleri değerlendirici altyapı çalışmalarımız henüz bitmedi. Dijital tarafta özellikle. Bunları da tamamladıktan sonra mikrobayiliği ve diğer ürünleri, operasyonu uçtan uca yönetebileceğimiz kendi yazılımlarımızı çalışıyoruz şu anda. Bunları bitirdikten sonra franchise veren pozisyona geleceğiz. Talep yüksek. Ama bahsettiğimiz başarıyı zaten biz burada yakaladık. Eğer yatırımcılarımız da bizim projeksiyonlarımızda görecekler. 100 adisyon 100 TL bir depo başına yakaladığımız zaman zaten herhangi bir ilave franchise talebine cevap vermeye gerek duymadan kendimiz bunu karşılayabilir hale geliyoruz rakamsal olarak. Süper, harika. Bir de benim dikkatimi şey çekti, şu anda gelen siparişlerin çok büyük bir kısmı Getir'den ve Yemek Sepeti'nden anladığım kadarıyla. Doğrudan sizin kendi kanallarınızla ulaştığınız müşteri oranı nedir? Aracılara komisyon ödemeden. Evet, şu an 1800 müşteriye ulaştık. Kayıtlı CRM'imizde şu an 1800 müşterimiz var. Bunların aşağı yukarı 400 tanesi bizim dijital sistem. Bunları dönüştürüyoruz biz.
biliyorsunuz. Yani orası çok temeldi. Şimdi yemek sepetiyle getir bize ne sağlıyor? Kendi kendimize şunu sorduk. Ya bakın burası çok önemli. Dedik ki reklamları bir billboardda mı yapalım? Efendim mesela sağa sola mı asalım? Minibüslerin üstüne mi boyayalım dedik. Şu cevabı verdik kendime. Bizim ürünlerimizi denemeden, yani siz bunu yemeden, tüketmeden ben sizi ikna edemem. Peki biz bunu en kısa yolda nasıl yaparız? Normalde biz yemek sepeti ve getirle çalışmayı düşünmüyorduk. Dedik ki burada şu an benim bahsettiğim bölgede sadece yemek sepetinin 680 bin aktif kullanıcısı var. Ve çok büyük oranda alışveriş ortalamaları var. Dedik ki biz burada promosyon yapalım, burada bu müşterilere doğru da ulaşalım, ikna edelim almalarını. Ve yaptığımız en etkili reklam çalışması bu oldu. Buradan doğrudan müşterinin alması için ikna etmeyi başardık. Aldılar, denediler, yorumladılar. Parasını ödediler. Kontrol grubu değil burada. Tamamen bizden bağımsız 1800 müşteri tarafından onaylanmış bir ürünle ve ürün grubuyla karşı karşıyayız. Süper. Şey peki o tekrar eden müşteri oranlarınız nedir? Yani bu 1800 müşteri anda, aldı. Evet, şu anda bizim tekrar eden müşteri şeyde yemek sepeti getir de çok yüksek. E-ticaret biliyorsunuz promosyon tabanlı yükseliyor şu anda. Yani siz sürekli bir promosyon içerisinde sürekli bir tanıtım, sürekli bir kampanya düzenlemek zorundasınız. Biz burada şu ortalamayı gördük. Ayda en az 2 tane, maksimum 4 tane kampanyanız olmak zorunda. Bizim dönüşümlerimiz şu anda %1, %2'lerde. Yani 600 bin kişilik şu an reklama ihtiyaç duyuyoruz ve kendi dijital sistemimizde ödeyen müşteri sayısını arttırmaya çalışıyoruz dönüşümlerle birlikte. 5 aylık süre içerisinde 500 tane müşterimiz oldu. 1800 tane de yani ilave 1300 tane dönüşmeyi bekleyen müşterimiz var. Mailingler yapıyoruz, mesajlar atıyoruz, tanıtımlar yapıyoruz. Arkada ciddi bir ekip çalışması var bununla alakalı. Biz 600 bin yani şunu şöyle söyleyeyim rakamsal olarak bölgedeki 600 bin yemek sepeti kullanıcısının sadece 100 binine ulaştığımızı varsayın. Günde %1, %2 ile çalışıyoruz biz. Günlük 1000, 2000 sipariş demek bu. Ben tek depoya bizim projeksiyonlarda aylık 3000 paket hedef koyduğumuzu görürsünüz. Ama bu rakamlara ulaşıldığında günlük 1000-2000 paketleri rahatlıkla operasyonel olarak bu altyapıların tamamını çalıştık, ortaya koyduk. Yapmak ve gerçekleştirmek mümkün. Süper. Ben kaçırmış da olabilirim. Ne kadar zaman önce başladınız Salih Bey? Şöyle, bu aslında 2 yıllık bir çalışma. Fakat operasyonel anlamda 2020'nin başlarında başladı. Tasarımlarımız hazırdı. Ürünlerimizi tasarladık, üretimlerini yaptık, bunların ambalajlarını tasarladık. Ambalajlar tamamen bize özel termo ambalajlar. Motorlara ilave -18 dolaplar takılmadan 30-45 dakika ürünlerimizi koruyabilen ambalajlar. Kalıpları da, tasarımları da, patentleri de bize ait. Ve şimdi 2021'e kadar biz bunları ancak tamamladık. 2021'in başında operasyonel olarak harekete geçtik. Yani depomuzu açtık, operasyonumuzu kurduk, istihdamımızı tamamladık. Ve Şubat ayında da satışlar açıldı. Şubat ayından itibaren size bahsettiğim rakamlar tamamen 5 aylık bir çalışmanın, yani daha önce tabii ki önemli bir hazırlık süreci geçirdik. 5 aylık bir çalışmanın neticelerini görüyorsunuz. Artık biz hızla tanıtımımızı yapıp, hedeflediğimiz gibi 39 ilçede 36 noktaya teslimat deposu açarak devam etmemiz gerekiyor. Süper. Bir de paylaşıyorsanız, ben datalarınıza çok böyle detaylı bakmadım. Şimdiye kadar ne kadarlık bir yatırım yaptınız bu projeye? Yani bu official olarak paylaşıyorsanız. 1.2 milyon lira kendi öz kaynaklarımızdan bu projeye yatırım yaptık. Biz aynı zamanda üretici firmayla, Maon'la hem paydaşız, hem üretim de ortağı hem de Maon tarafında franchise ortaklığı. Yani biz normal mağaza franchise'ı da veriyoruz. 11 tane mağazamız var örnek olarak. Bunun üzerinden biz franchise çalışması da yapıyoruz. Yerli ve uluslararası. Benim zaten esas uzmanlık alanımdır franchise operasyonları ve saha operasyonları. Bana başlarken dediniz ya o ölçeklenebilmesi ve operasyon olarak çok ağır. İşte esas ben bu noktadan geliyorum. Zaten yatırımlar tamamlandığında hemen rakamlara bakıyorum. 3600 mikrobayi, 36 teslimat noktası, 400 tane de çalışma arkadaşımızla
yola devam ediyor. Hem istihdam açısından, çünkü bir simit veya bir poğaça ne kadar dijitalleşebilir diye sorabilirsiniz. Bunu bir müzik gibi indiremezsiniz bir yerlerden. İşte bu kadar hızlı, en hızlı haliyle özel kapalı devre bir sistem oluşturuyoruz. Dışarıda bu ürünleri bulamıyorsunuz. Herhangi bir müşteri bunu ana üreticisinden de, herhangi bir marketten de temin edemiyor. Bu tamamen bize has, tamamen bize özel ürün grubu ve hizmet şeklinde, hizmet modelinden oluşuyor. Çok iyi, harika. Burada bir soru var. Şöyle, glutensiz ekmek, börek, vegan ürünleri, alerjensiz ürün gibi özel gruplara yönelik ürünleriniz olacak mı demiş Velat Çelik. Evet, güzel bir soru. Bizim ürün, biz 3 aşamalı büyüme gerçekleştireceğiz ürün grubunda. Şu anda glutensiz, mor ürünler, efendime söyleyeyim işte diyabetik ürünler, kalorisiz ürünler, bunlarla alakalı şu anda bir demo üretimleri yaptık, ortaya koyduk. Biz 300 çeşit ürünümüzle, yani şu an ben buna prototip diyorum. Burada rakamları gördükten sonra aşağı yukarı biz bunlarla birlikte Hamur X markasıyla, yani bunu yan yana koyacağız. Getir Büyük, Getir Çarşı gibi düşünün bunu. Orada da ilave bu kadar ürün çeşidiyle şey yapacağız, hizmet vereceğiz. Aşağı yukarı birinci yılın sonunda biz neredeyse bir 700-800 ürün çeşidine ulaşmış olduk. Bütün bu taydım ürünlerin bu arada demo üretimlerini yaptık, denemelerini yaptık. Hazır bir şekilde bekliyoruz. Süper. Bir dostumuzdan şöyle bir soru var. Maun ile nasıl bir işbirlikteliğiniz var? Üretici siz misiniz demiş. Birazcık bunu tarif etmiştiniz ama tekrar bir daha açıklayabilir misiniz orayı? Şimdi kaçırdı bu noktada galiba. İki türlü üreticiyiz biz. Birincisi kendi yazılımsal altyapılarımızı şu anda kendi IT tarafında çalışma arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Burada yani yazılımsal tarafta biliyorsunuz arka tarafta ciddi bir şey var. Çalışma ihtiyacı var. Kendi sistemlerimize geçmek için şu anda hızlıca yol alıyoruz. İkincisi Maun tarafında, ürün tarafında ürün Ar-Ge'sini, bu ihracatı yapılan ürünler bu arada, bunlar çok önemli, altını çiziyorum. Almanya merkezi tüm Avrupa ülkelerinde bu kalitede ürünler tükeniyor. Maun tarafında da üretim noktasında bu ürünleri ortak üretiyoruz. Bu ürün grupları içerisinde. Zaten baştan da o sormadan önce ben söyledim. Franchise tarafında da Maun'la hem işbirliğimiz hem doğrudan ortaklığımız var. Ha şunu sorabilirsiniz. Dersiniz ben Hamur'la yatırım yaptığımda Maun'a da mı ortak oluyorum? Hayır. Franchise tarafında tabii ki de böyle bir durum söz konusu değil. Ama üretim tarafında üretim paydaşımız ve ortağımız olarak ortak olduğunuzda üretim tarafında da ortak olmuş olacaksınız. Okey. Peki oradaki ortaklık oranlarınız belli mi? Paylaşmış mıydınız şeylerinizde, sunum dosyalarınızda, platformda var şöyle, mı? Şöyle evet var orada. Orada %10 gibi bir oranda katılımı olacak kampanya sonrasında. Maun'un doğrudan. Evet. Doğrudan şirkete evet. Toplamda evet. Hamur'la %10 evet. Gibi bir ortaklık. Paydaş olarak hem katılacak hem doğrudan kendisi ortak olacak. Bir de merak ettim daha önce, şimdi hatırlayamadım ben, sizin profilinize de bakmıştım. Bu franchise derken herhalde bir franchise markasında çalışmıştınız daha önce değil mi Salih benim Bey? Benim kendi markam vardı oluşturduğum. Zaten bu markadan çıkış hikayem büyük bir Al-Nahda grup, Arap grubuna satarak. Ben yönetim kurulu başkanıydım, kurucusuydum. Ben Simit Sarayı markasının da eski bayilik geliştirme koordinatörüyüm. Yani burada ilk 100 şubeyi biz birlikte inşa ettik. Onlar çok değerli insanlardı, gıyabını da söylüyorum. Ortaklığımız da oldu bizim onlarla şubelerde. Hamur'la tamamen zaten başlangıç noktası Simit Sarayı'nın fabrikası kurulduktan sonra biliyorsun ilk donuk ürünleri biz orada imza attık. Türkiye'de son o 20 senede gelişen bir durumdur. Yani dünyada çok eskidir ama Türkiye'de yenidir. Orada atıl kapasite için ben bu planlamayı yapmıştım. Fakat ne elektronik altyapımız ne internet altyapımız buna müsait değildi. O zamanki ödeme sistemleri ve müşterinin bir e-ticaret sitesinden beklentileri farklıydı. Ha
Amerika'da tabii bu 99'larda bu hikayeler yazıldı, büyük atılımlar yapıldı ama Türkiye 2008'de, 2007 ve 8 sıralarında kesinlikle buna hazır değil. Ben Tom girişiminde yönetim kurulu başkanı olarak büyük satışımı gerçekleştirdim. Büyük bir çıkış yaptık biz orada. Daha sonra yönetimsel anlamda içinde ya profesyonel CEO'lar, profesyonel yöneticilerle yola devam edildi ve ben buradan tamamen hisselerimi ayırarak çıktım. Kendi yoluma, tamamen kendi markam adı altında yeni bir hikaye yazmak için kaçıncı girişimimi, 8. girişimimi imza atıyorum. Valla burada girişimden daha önemlisi siz ön plana çıkıyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü hem tecrübeniz hem daha önceki girişimleriniz evet. falan. Yani bu girişim zor ama sizin background'unuz, geçmişiniz bu zorun üstesinden gelecek biri olduğunu gösteriyor. O yüzden sizi böyle daha yakından tanıdıkça buraya yatırım yapmak isteyen dostlarımız daha hem cesaretli hem daha doğru bir yatırım yapacaklarını fark edeceklerdir. Şimdi ben şurasını kısaca hemen ifade edeyim. Ben vakti zamanında hani Melek Yatırımcılık Ağı ve bunlar üzerine yoğunlukla çalışan, takip eden, içinde olan, bazı turlara katılan bir kişi ve şirketin adına tabii ki olarak bu piyasayı çok yakından takip ediyorum. Neden fon bulucudayım? Ben çok heyecanlandım. Hakan Yıldız bizi dinliyordu zaten. Kendisine defa kere teşekkür ettim. Şimdi de teşekkür ediyorum. O bahsettiğiniz programlardaki o akıllı formlar falan var ya. Yani ben, tabii biz çok hızlı çıktık onların içerisinden tecrübeli olduğumuz için. Orası çok önemli. Yani burada girişimleri tabana açıyoruz. Türkiye'deki zaten en büyük problem budur. Gelir tabana yayılmaz. Et tüketimi tabana yayılmaz. Her güzel şey tabana eşit yayılmaz. Böyle bir adaletsizlik var. Şimdi Hakan Yıldız ve ekibi ne sağlıyor? Burada bütün girişimlere topraktan girme şansı, altını çiziyorum, topraktan girme şansı, büyüme potansiyeli yüksek olanlara zaten kendilerinin çok ciddi filtreleri var burada. Bizleri buralara getirene kadar çok önemli filtrelerden, değerlendirmelerden de kurullardan geçiyor. Burası çok isabetli, altını gene çiziyorum. Ve Borsa İstanbul yapısını birebir kullanarak Takas Bank ve Merkezi Kayıt Kuruluşları'nı hepsini senkronize bir şekilde, yine altını çiziyorum. Ben fon bulucu reklamı yapıyorum, bu arada kendimi bıraktım. Bu bir devrimdir. Çok geç kalındı diye düşünüyorum. Geç oldu ama güç olmasın diyorum. İlk oldular fon bulucu burada. Tebrik de ediyorum kendilerini. Ben bunda ilk olan bir platformda biz de ilk olmak istedik hamurlarla birlikte. Biz hikayemizi aslında buradan başladık. Ya PR'ımızı ilk olan bir yapıyla biz de ilk olmayı başardık. Biz şu anda kitle paya dayalı kitlesel fonlama turlarında girişime yani yatırıma açılmış 4. şirket olmayı başardık. Yani birçoğunun arasından sıyrılarak. Ben kendilerine hem teşekkür ediyorum. Hem de girişimciler açısından bu çok tarihi ve önemli bir atılımdır. 2023 hedeflerine kesinlikle ulaşacaklarına ben eminim. Çünkü tabana yayıldıkça insanlar bunu fark ettikçe ne kadar kolay yatırım yapabildiklerini ve bundan çok düşük zararlarla çıkabileceklerini en kötü ihtimalle gördüklerinde benim gibi düşünecekler. Çünkü şöyle bir örneğimiz var, çok daha sıkmadan söyleyeyim ben. Biz mesela endüstriyel pazarlara çalışırız. Ben artık şunu istemiyorum, mikrobayilik bunun üzerine gelişti. Bir tane büyük bir toptancıya milyonluk bir mal verelim, satsın, efendime söyleyeyim, bize ödemesini yaptın. Yani bu tarz çok endüstriyel müşteriniz var. Bir tanesinin batması büyük bir zarara sebep oluyor. Ama mikrobayilikte o 1 milyonu 100 bayiye dağıttığınız zaman %30'u bassa biz bundan kesinlikle gördüğümüz zarar minimize olmuş oluyor. Ben fon bulucuyu buna benzetiyorum. Yani burada 1 lirada yatırım yapabiliyorsunuz, 100 bin lirada yatırım yapabiliyorsunuz. Ama arka tarafta ciddi filtrelerden geçmiş ve ortaya konmuş projeksiyonlara bakarak karar verme şansınız var. Yani bu tarafı manipüle etmek kolay değil akıllı adam için. Altını çiziyorum yine. Buraları manipüle etmek, değiştirmek, yani yanıltıcı bilgiler vermek kolay değil. Yani
Zaten verecek olursalar Hakan Bey ve Enis Erdem Beyler bunun önüne tecrübeleriyle geçecektirler yani. Yani arkadaşlar şunu algılamasın, her girişimi burada açıyoruz fonlamaya. Böyle bir şey söz konusu değil kesinlikle. Evet, valla ben de söylesem bunları söyleyecektim. Güzel oldu. Ben sizin adınıza ya şu an hamurlayı bıraktım, bombulucu reklamı yapıyorum. Olsun, ben gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Süper, çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Artık Maltepe'ye yolun düşerse Salih Bey sizi bir ziyaret etmek de istiyorum. Hem mutlaka böyle yüz yüze tanışmak hem de varsa orada ürünleri bir deneyimleme. Az önce yani baklavayı öyle bir anlattınız ki Getir'e girdim baktım ama yokmuş baklava. Artık yarına. Evet, şu an Getir'de yemek sepetinde var aslında ama siz buyurun uğrayın. Merkezimiz Ritim'de zaten bilirsiniz. Ben orada size zaten diğer yatırımcılarımıza da söylediğimiz var. Hakan Bey söylemişti. Onlara da bir demo paketi hazırlayacağız. Her birine mutlaka ulaştıracağız. Siz de buyurun hem çayımızı kahvemizi için hem de sizleri de bir demo paketi hazırlayalım. Alınız götürünüz. Eve gidene kadar bir şey olmaz termo ambalajlarında. Sıkıntı yok. Bizim videolarımızı izleri çok kısa sürede pişirip hem kahvaltınızda hem yemeğinizde hem de bayramda nasıl isterseniz artık sizin buradaki sosyal yaşamınıza kalmış bunları tüketebilirsiniz. Peki, çok teşekkür ederiz Salih Bey. Ağzınıza sağlık. Başarılar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de. Evet. Enis, müthiş bir program oldu yani. Ben üç yatırımı da böyle detaylı dinleyince hep şey dedim ya, keşke biraz daha fazla yatırım yapsaydım. Keşke biraz daha fazla yatırım yapsaydım dedim. Gerçekten öyle yani. Sizin yapacağınız bu programları da takip etmek de çok önemli. Yani sadece oradaki o dosyaları işte ne bileyim oradaki rakamlara bakarak yatırım yapmak yerine muhtemelen bu demo day'leri düzenli ya da farklı platformlarda yapacaksınızdır. Buralara katılıp işte yatırımcıyı dinlemek lazım, ortaya koyduğu çözümü dinlemek, mümkünse sorular sormak lazım. O zaman böyle çok daha doğru yatırım stratejileri geliştirebilir. Kesinlikle. Dostlarımız, arkadaşlarımız. Hem formlar var hem platform üzerinden soru cevap şansı da var. Hem de senin dediğin gibi buna benzer yayınlarla doğru insanları yatırım yapmaya, doğru girişimleri buluşturmaya çalışacağız. Süper. Hatta bu konuda Ömür'den ve senin çok güzel bir girişiminiz var. Yatırımcılarla girişimcileri bir araya getiren. O yüzden Ömür'den'e de sana da çok teşekkür ederiz. O tarafta da çok güzel, çok katma değerli işler yapıyorsunuz. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz orada da. Son olarak böyle bu akşamı böyle toparlayacağımız senin aktarmak istediğin konular varsa, başlıklar varsa onları alalım ve birlikte bu özel yayınımızı tamamlayalım. Öncelikle çok teşekkür ederiz bu davet için. Çok güzel bir yayın oldu. Hem kendimizi ifade etme fırsatı bulduk hem de girişimlerimiz kendilerini anlattılar. Girişim tarafında şunu ben söylemek istiyorum. Biraz girişimciliği ben çok uzun bir yolculuğa benzetiyorum ve her bir anlatışta daha iyi anlatıyor girişimler. İki hafta önce yapılan yayına göre ben ciddi güzel gelişmeler gördüm. Hem anlatımda hem ifadede. O yüzden güzel bir fırsattı bu. Bizi çok mutlu eden bir gelişme de oldu aynı zamanda. Bir üyemiz bu yayınla birlikte üye olan bir üyemiz 3 farklı girişimimize de yatırım yapmış. Hem üye olup hem üçüne de yatırım yapması aslında bugün güzel bir şey yaptığımızı da gösteriyor. O açıdan da çok mutlu olduğumuzu ekstra belirtmek isterim. Girişimlerimize yatırım yapabilirsiniz. Devam ediyor süreleri. Yeni girişimler de eklenecek. Desteklerinizi bekliyoruz. Herhangi bir sorunuz, görüşünüz olduğunda da zaten bize ulaşabilirsiniz. Girişiminize başvurmak istiyorsanız da yine invest.fonbulucu.com'a bekliyoruz. Ön başvurunuzu yaptıktan sonra kısa süre içerisinde iletişime geçeceğiz sizinle. Süper. Son olarak bugün üye olup yatırım yapan ilk iki arkadaşa da Melek Yatırımcılık'la alakalı özel bir kitabı hediye olarak göndereceğiz. O ilk iki kişi bana LinkedIn'den yazabilir. İlk iki kişi kimse onun isimlerini ben Enis'le paylaşacağım. Onları iletiyor olacağız. Peki bütün katılımcılara hem girişimcilere hem Enis sana hem Fon Bulucu ailesine ve bizi dinleyen herkese teker teker teşekkür etmiş olalım. Özel bir yayın yaptık yazın ortasında. Kesinlikle. İkinci sezonu bitirmiştik. Üçüncü sezona başlamadan önce
Şimdiye kadar çok harika içerikler, eğitimler, programlar düzenledik. Daha detaylı böyle kitlesel fonlama ile ilgili sevgili Hakan Yıldız'la yaptığımız program var. Ona mutlaka göz atın. Yorumlara da eklemiş olmalıyım. Oradan da görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Abone değilseniz kanalımıza abone olun. Mutlaka sevdiklerinizle paylaşın. Bizim bu üretmiş olduğumuz içerikleri beğeniyorsanız ki hep birlikte daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım diyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Artık yeni sezonda, üçüncü sezonda görüşmek üzere. İyi akşamlar diyelim. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.